EGRT Haber'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ankara'dayız. Basın odası bu hafta Ankara'da olacak. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı aynı zamanda. Gürsel Tekin'i ağırlıyoruz. Sizler sorularınızı Twitter üzerinden göndereceksiniz. Ama soruları ekranda, stüdyoda daha doğrusu soracak olan meslektaşlarım da var. Bu akşam Ankara'dayız. Ankara temsilcilerini ağırladık. Utku Çakır Özer, Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi. Sedat Bozkurt, Fox TV'nin Ankara temsilcisi. Ve Deniz Zeyrek, Radikal Gazetesi Ankara temsilcisi. Gürsel Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi Twitter üzerinden gelecek olan soruları soracağım ama önce Utku'yla başlamak istiyorum. Bir programda izlemiştim. CHP konusunda daha hayli uzman. Uzman diyelim, evet. Deniz de öyle ama Utku'nun biraz daha öne çıkıyor galiba. Hemen seninle başlayalım. Soruları başkana sorar. İstanbul tabii, gündem İstanbul. Siz uzun süre Sarıgül aday olmaz dediniz, olamaz dediniz, gelmez dediniz, gelemez dediniz. Şimdi geldi. Aday da olmak üzere oldu. Öngörülerinizi niye göre hesaplamıştınız? Bundan sonra ne olur? Aday olmaz diyor musunuz hala? Evet. Tabii bu maalesef biraz önce Hadi Bey de işte uzman deyince bütün gazetecilerin bir CHP uzmanlığı var. Sakın bu üstüne alınmasın ama hemen hemen bütün şeylere baktığımızda CHP'yi bilmeyenler bile CHP ile ilgili bir uzmanlık alanı olduğunu söylüyor. Bu bazen bizi de mutlu ediyor. Yani herkesin CHP ile ilgilenmesi bu da CHP'nin ne kadar büyük bir siyasal bir kuruluş olduğunu gösteriyor. Gazetelerin bir kısmı yazdı. Hatta benim çok yakın dostum, arkadaşım Mahmut bile yazdı. İşte bileğini keser falan konuşu bu. Bunların hiçbirisi benden çıkmış şeyler değildir. Ama şunu da söyleyebilirim. Tabii ki Sayın Sarıgül, Sayın Sarıgül'ün dışında sol cenahta herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılması konusunda çok ciddi çaba sarf eden bir siyasetçiyim il başkanı olduğum dönem. Bunun geçmiş dönemdeki parti yöneticisi arkadaşlarımız da çok iyi biliyor. Çünkü 2009'da çok önemli bir şansımız vardı. Hatta İstanbul'da 7 tane ilçemizi de ne yazık ki bu bölünmüşlük ve parçalanmışlıktan dolayı AKP'ye kaptırdık. Çok az oylarla, 700 oy, 200 oy, 1000 oy gibi oylarla. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir birliğin, bütünlüğün olmasını en çok arzu eden bir siyasetçiyim. Doğrusu tabii siyasi partilerde rekabet aynı zamanda siyasi partileri güçlendiren bir alandır. İstanbul İl Başkanlığınız döneminde Gürsel Tekin partiye gelmesi için mi? Evet, yani hemen hemen herkese bu konuda çağrı yapmışım. Daha ötesine geçiyorum ve bu konuda gerek Sayın Sarıgül gerekse Sayın Sarıgül'ün dışındaki birçok unsurların da partiye katılması gerektiği inancı içinde olan bir siyasetçiyim. O dönem. Baykal'ın döneminden bahsediyor. Elbette tabii yani ki. Deniz Baykal'ın. Mesela Sayın Sarıgül'ün bize zararı da şu olmuştur. 6 tane ilçenin kaybında Sayın Sarıgül'ün de payı var yani. Bundan altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ama ihraç edildiğinde altını çizelim. Başka bir şey yani, ihraç edilmiş olabilir. En azından önümüzdeki süreçte solun Sayın Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlığıyla beraber İstanbul'da farklı bir süreç başlayabilir. De olmadı tabii, şimdi oldu. Ben açık aday adaylığımı ilan eden bir insanım. Benim dışımda da 3 tane arkadaşım aday adaylığını ilan etmiş. Sayın Sarıgül bugüne kadar aday adayı olacağını ifade etmiş değildir. Kendisi de aday adayı olursa Cumhuriyet Halk Partisi aday adayları İstanbul'un bu kadar birikmiş sorunları ile ilgili çalışmalarını, hayallerini, projelerini anlatır. Ve sonuçta biliyorsunuz her siyasi partide olduğu gibi CHP'de, CHP'nin tarihine baktığınızda çok garip bir durumla karşı karşıyayız. Onu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Mesela 2009 yılında, 2004 ve 99 ve 89'dan itibaren alıp baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde her dönem çok sayıda aday adayları oluşmuştur. Bu bir gelenektir. Yani geçmiş yıllara da baktığımızda
Bu olması gereken bir gelenektir. Şimdi bir garip bir durum oluyor. Yani sanki partinin aslı unsurları böyle bir talep açınca bir bölen, bir parçalayan gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Bu da beni çok üzüyor. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Sayın Sarıgül aday adaylığını açıkladıktan sonra siyasi partilerde iki tane yöntem var. Bir tanesi örgütünüze sorarsınız. Yani ön seçim ya da ön yoklama dediğimiz. Herkes buna razı olur. Sonuç itibariyle bugün İstanbul'un dışında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir, Ankara ve birçok illerde çok sayıda aday adayları var. Mersin, Adana. İkinci yöntemde millete sorarsınız. Yani kamu yoklamalarıyla kim çıkarsa biz buna razıyız. Bir ön seçim konuşuluyor İstanbul için. Son günlerde biraz daha ağırlık kazandı. Ön seçim değil de bir ön yoklama. Yani evet, birçok yerlerde olabilir. Yani bunlar da İstanbul masada için bu, şu anda konuşulan. Eski il başkanları biraz bu konuda ısrarlı. Yani İstanbul için bu geçerli olabilir mi? Elbette olabilir. Yani neden olmasın? Peki böyle bir manzara var ortada ama. Yani Sayın Kılıçdaroğlu Samanyolu Haber'de çıktı. Neredeyse Çare Sarıgül dedi. Ertesi gün katılım töreninde de İstanbul'un anahtarını bekliyorum dedi. Yani biraz sanki bir pazarlık yapılmış, aday olmazsam gelmem gibi bir pazarlık sonucunda Sarıgül işi garantiye alıp gelmiş gibi bir manzara var. Şimdi ben tabii arka planda nasıl nelerin konuşulduğunu, bir pazarlığın olup olmadığını bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle ben de Türkiye'de siyasi partiler... Nasıl bir ülkenin anayasası varsa bir siyasi partinin de tüzüğü, programı aynı zamanda o siyasi partinin anayasasıdır. Ben de anayasal haklarımı kullanmak istiyorum. Partim karar alacak herhangi bir şahısla ilgili geçmiş yıllarda da benzerler olmuştur. 2009 yılında ben aday adaydım. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili karar verilince Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında olan bir siyasetçiyim. Yarın hangi kararlar verilecek buna da bir saygı duyarız tabii. Yarını beklemeye gerek var mı? Ama Deniz'in söylediği bence üstünde durulması gereken bir şey. Çünkü yani katılış biçimi çekil olarak söylüyorum. Katılma öncesinde yapılan tartışmalar. Sarıgül'ün CHP'ye katılmasının tek nedeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı. Net bir şekilde bu görülüyor. Yani bunun üstünde çok konuşmaya gerek yok. Sonuçta siz bir takım karar organlarından söz ettiniz ya da yöntemlerden, ön seçim gibi. Bunlara daha partiniz karar vermiş değil. Yani şu gün görünen o ki. Bir de belki sizin ilk aday olduğunuzda benim o aklıma gelmişti. Yani koskoca bir partinin bir kurtarıcı gibi bir adayın peşinden bu kadar gitmesi parti açısından zafiyetti. O zafiyeti kırmak için ben o dönem sizin adaylığınızı açıkladığınız gibi bir yorum da yapmıştım bir yerde zaten. Şimdi burada karşımızda CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı profili olarak bir Sarıgül duruyor. Peşinden koşulan bir Sarıgül duruyor. Genel Başkan tarafından kapılar da karşılanmış. Sonuçta adaylık noktasında da karar verecek organ yok. Genel Başkan var. Genel Başkan da izlediğimiz kadarıyla yani şu fotoğrafı baktığınız zaman ortaya çıkan tablo itibariyle söylüyorum. Sarıgül'ü aday olarak ilan etmiş vaziyette. Yani o yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkanlığına kimin aday olacağını konuşmak ne kadar doğru. Yani partinin iç işlerini ben de uzun yıllar SHP'yi ve CHP'yi izledim ama CHP'ye baktığım zaman hiçbir şey bilmediğim, hiçbir şey anlamadığım ortaya çıkıyor. O yüzden bir uzmanlık yapmayacağım. baktığınız zaman yani sonuç itibariyle hani bu partide konuşulacak mı? Partide bir yöntem belirlenecek mi? Çünkü bildiğim kadarıyla 5 kişilik bir komisyon nerede adayın hangi yöntemle belirleneceğine ilişkin bir sürü toplantı yaptılar. Belli bir noktaya da vardılar İstanbul'da dahil olmak üzere. Bunların hiçbirinde ön seçim yok örneğin. Yani ön seçim belki hani soldan gelen partilerin atar damarıdır. Partileri ayakta tutan, canlandıran bir şeydir. Dinamizm kazandırır. Dinamizm kazandırır ama o da modelde CHP'nin son dönemi. Tabii ki son Kılıçdaroğlu'dan sonraki dönemi değil, ondan önceki dönemi katarak söylüyorum. Son 15-20 yılda yani küçük olsun benim olsun ya da bir parti oligarşisine bu partiyi yönetsin, onun dışında kimse buraya müdahale olmasın anlayışının getirdiği yerde. Yani merkez yoklama artık bir yöntem olarak CHP'de de hiç kimsenin itiraz etmediği şekilde. Milletvekili listeleri hazırlanırken de aynısı oluyor. Şimdi burada genel başkan adayının kim olacağını belli etmiş vaziyette. Bunun üstüne çok konuşmak mümkün mü sizce? Bu iş bitti mi diyorsun Seda? Ben bitti diyorum tabii ki. Yani hani bu hoş biçimde de bitmediğini Sayın Gürsel Tekin de söylüyor. Ben de öyle söylüyorum yani. Şimdi yani Gürsel Bey, bir an önce bir an şöyle düşünelim. Bunun söylediklerinizin hepsinin doğru varsayalım. Yani bu benim
en meşru hakkımı kullanmam ne sakıncası var? Yani bir partide rekabetin olması neyi partiye zarar veriyor? Yani güçleri birleştirebilirsiniz. O ayrı bir sorun ama şimdi burada da şöyle bir şey var. Karşınızda tüm partinin, ayağına giderek gelmesini istediği bir aday adayı var. Bir de siz yırpınarak, çırpınarak, bir sürü emek harcayarak aday adayı olmak için ortaya çıkma niyetiniz, çabanız var. Evet. Eşit o çabam devam yani. Edecek mi? Eşit olabilir. Değil. Hiç önemli değil. Yani siyasettir. Herkes bunun bir bedeli varsa Gürsel Tekin'de ya da bu süreci götürenlerde bir bedelini ödeyecektir. Umut ediyorum ki bu süreç doğru süreçtir. Ben yanılmış olabilirim. Benim birinci önceliğim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasıdır. Eğer bütün bu alan Cumhuriyet Halk Partisi'ni İstanbul gibi bir yerde iktidar edecekse buna en çok ben memnun olurum. Bu konuda benim itirazlarım olmaz. Ama şu siyasi partilerde temel kural, biraz önce de söyledim, partinin tüzüğü uygulanacaksa bu konuda elbette İstanbul gibi illerde Sayın Genel Başkanların kararları çok önemlidir. Sayın Genel Başkan böyle bir karar almışsa bu kararı da bizlerle paylaşacaksa bizim buna diyecek bir şeyimiz yok. Genel Başkan burada hemen bitirin, çok konuştum. Burada Genel Başkan geçenlerde bir açıklama yaptı. Hangi aday kazanacaksa biz onu gösteririz. Doğru. Diye bir... Ama bu çok arızalı bir tanım değil mi? Hayır, yani örneğin Ankara'da AK Parti Melik Gökçe'yi aday yapmadı, boşta kaldı. O kazanma ihtimali var. Yani parti dediğiniz biraz daha, yani siyasal yani partiden söz ediyoruz. Sayın Genel Başkan'ın söylemiş olduğu şu. Kamu yoklamaları, yani çapraz 3 tane ya da 2 tane kamu yoklaması şirketinde aday adaylarınızı sorgularsınız. Belki bir başka arkadaşımız çıkabilir. Sayın Celal Doğan çıkabilir. Asgari, benim çıkmayacağımı nereden biliyorsunuz? Bir asgari nitelik o gerekmiyor mu? Yani en azından CHP'nin ben solcu bir aday göstereceğim demesi gerekmez mi? Doğru. Ama kazanacak aday dediğiniz zaman bu ideolojik kimliklerden bağımsız bir şey oluyor. Demiyor ama işte bunu. Demiyor çünkü aynı şeyi listelerde de gördük. Kendi aday adaylarınız için söylüyorsunuz. Yani şu anda İstanbul'da 3 tane arkadaşımızın başvurusu var. 4.'sü benim. 5.'si Sayın Sarıgül ya da başka arkadaşlarımız gelecekse bütün bu aday adayları siz kamu yoklamalarıyla, çapraz 2 tane 3 tane farklı kamu yoklamalarıyla vatandaşa sorduğunuzda bir ortalamasını da çıkarabilirsiniz. Şimdi siz meşru hakkınızı tabii kullanma sonuna kadar kullanabilirsiniz. Ama arkadaşların dikkat çektiği şey şu. Siz İstanbul'da bir miting düzenliyorsunuz Kadıköy'de. Aynı gün Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül'ün elini havaya kaldırıyor. Bu şeye Demirel'in Çiller'e yaptığı gibi Çiller'i bıraktı, Isparta'da Mesut Yılmaz'ın elini havaya kaldırdı ve onu başbakan ilan etti. Yani siz evdesiniz, Sedat'ın söylediği gibi dışarıdan özel davetlerle, özel bir takım çağrılarla partiye kazandırılan, yeniden kazandırılan Mustafa Sarıgül'ün Ankara'da elini havaya kaldırılması. Sadece o değil, Adnan Keskin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı İstanbul'a gidiyor. Adnan Bey örgütlerden sorumlu. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı gidiyor. İstanbul'da belediyede Mustafa Sarıgül'ü ziyaret ediyor ve orada ilginç açıklamalar yapıyor. Yani sizi gölgede bırakan açıklamalar yapılıyor. Siz ben genel başkan yardımcısıyım diyorsunuz. Arka planda bir pazarlık var mı bilmiyorum diyorsunuz. Yani sizin en azından bunu bilmeniz gerekiyor. Ya ben bir pazarlığın olduğunu zannetmiyorum. Yani bir ne pazarlığı olacak? At pazarlığı yapıyor değiliz. Siyasetin koşulları bellidir. Sayın Sarıgül partiye gelmek istiyor. Partiye katılım töreni yapılmıştır. Bundan sonraki süreçte kendisi, çünkü dün beyanı var. Ben adayım demedi Sayın Sarıgül bugüne kadar. Adayım dedikten sonra partinin biraz önce anlatmış olduğu ağır yöntemleri oynuyor. Uygular. Belki bu yöntemleri hepimiz riayet ederiz. Yani ön seçimse ön seçim, kamu yoklamasıysa kamu yoklaması. Bakın aslında bizim konuşmamız gereken bu aynı zamanda Türk siyasetinin geldiği en dramatik bir durum diye değerlendirmek istiyorum. Dünyanın her yerinde, Utku Bey de çok iyi bilir, asgari düzeyde en az 3 seçimden 3-5 ay önce gelişmiş bütün ülkelerde siyasi partiler aday adayları yarışları olur. Ve kıyaslama Amerika'sından, Avrupa'sında sonuçta adaylar tekleşir ve seçime gidilir. Hatta daha ileri giderek, yani şimdi bizde ön seçim olsun mu olmasın mı, siyasetin prangası olan 12 Eylül döneminde siyasi partiler yasası.
Hiçbir siyasi parti bundan rahatsız değil. 30 yıldır 12 Eylül'le hesaplaşacağız. 12 Eylül'ün getirmiş olduğu yasalarla hesaplaşacağız diyoruz. Ama siyasi partiler yasasına gelince herkes ötelemeye çalışıyor. Gelin siyasi partiler yasasını değiştirelim. Bugün gelişmiş ülkelerdeki olduğu gibi millet kendi vekilini kendisi seçsin. Ne diyor Sayın Başbakan? Millet iradesi. Millet iradesi şimdi sandığa tecelli etmiş olacak mı? Kim milletin vekili? Şu anda Türkiye'de seçilmiş milletin vekili var mı? Ben dahil olmak üzere. Ya da yarın seçilecek belediye başkanları, milletin belediye başkanları olabilecek mi? Siyasi partiler yasası değişmediği sürece bu sorunların içinde çıkmak mümkün değil. Hüseyin Bey, şimdi siyasi partiler yasası değişsin, herkes istiyor ama şu anda mesela siz 2009'da Sayın Baykal, belediye başkan adayını nasıl belirledi? Muhtemelen Sayın Baykal'ın iki dudağının arasından çıktı. Hayır, çünkü öyle olmadı. Siz adaydınız. Doğru, adaydınız. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu yarın ya da öbür gün Sedat'ın da söylediği gibi aslında ona çok benzeyen bir şey yaptı ama net bir şekilde söylerse adayımız saygı duyarım şudur derse, bu dediğiniz ön seçim ya da işte kamuoyu yoklamasına gitmeden bizim adayımız budur derse ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmam. 2009 yılında Sayın Baykal 3 tane farklı kamu yoklaması şirketine aday adaylarını sordu ve her üçünde de Sayın Kılıçdaroğlu birinci çıkınca kendim gittim teklif ettim. Yani aldım o kamu yoklamalarını Sayın Genel Başkan'a ve aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisine gittim. Kendisinin aday olması gerektiğini söyleyen bir siyasetçiyim. Ama yarın aynı manzara çıkacaksa efendim bu yöntemler mutlaka uygulanacak. Sadece gazetelerin, televizyonların PR'ıyla değil, İstanbul 10 milyon seçmen. 10 milyon seçmene soracağız. Asgari 10 milyon seçmenin ortak şeyini düşüncesini ifade edecek bir kriter ortaya çıkar. Eğer böyle bir şeyse benim Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ben doğdum daha bu saate kadar. Hiç ara çizgim yoktur yani. Peki bunu netleştirelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte İstanbul'a, siz de İstanbul'u istiyordunuz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ismi öne çıktı ve aday gösterildi. Siz gecenizi gündüzünüze aynen katıp onun yanından hiç ayrılmadınız. Evet. Şimdi soruyu soruyoruz. Tabii soruyoruz. Mustafa Sarıgül aday gösterilirse Mustafa Sarıgül'ün yanında yer alacak mısınız? Sürekli. Elbette bakın işte sürekli kişiler olunca kim olursa başta da söyledim. Mesele kimin ne olacağı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olup olmayacağı meselesi. Bu konuda Gürsel Tekin 2009, bakın size başka bir hikaye anlatayım. Belki çoğunuz da bilmiyorsunuz. 25 yaşında gencecik bir insanım. Gençlik komisyonunda, o zaman gençlik kolları yok. Askerliğimi bitirdim, geldim. Belediye meclis üyesi adayı oldum. Ön seçim var. 160 adayın içinde çok makul bir yerde de seçildim. Tabii seçime bir ay ya da tam hatırlamıyorum 40 gün kala ilçe başkanı bana dedi ki yüksek seçim kurulunda, ilçe seçim kurulunda seni çağırıyorlar. Allah Allah şaşırdım, acaba beni niye çağırırlar diye. Gittim, yaşlı bir hakim, çok beyefendi, kapıyı çaldım. Buyurun dedi, ben Gürsel Tekin, beni çağırmışsınız. Oo dedi, gel ya, 3 gündür uğraşıyoruz seni kurtaramadık dedi. Allah Allah şaşırdım, dedim ki acaba ne yaptım ya. Efendim hayırdır dedim, ne suçum var dedim. Dedi ki bana yaştan kaybediyorsun. Allah Allah efendim yaşım 25. Hayır dedi, o zaman yasada 25'i bitirip 26'sında gün almanız gerekiyor. 32 gün eksiğim var. Sağ olsun partili arkadaşlarımız o gün rahmetli babama sorsam o bile hatırlamayacak. Hesabını yapmışlar ve itiraz dilekçesi vermişler. O gün belediye meclis üyeliğim düşürüldü. Ertesi gün alanda belediye başkanının yanında bugün Sayın Cengiz Özelçin galiba ameliyat olmuş, kendisine de geçmiş olsun diliyorum. Dimdik yanında düşmemiş gibi çalışan bir siyasetçiyim. Hiç kimse beni o konuda test etmeye kalkışmasın. Tamam, test etmiyoruz. Bir kitabın tam orta yani, yerinden bir soru evet, soracağım. Tabii. Bunlar tabii söylentiler, Ankara'da konuşulduğu için ben şey yapacağım. Şimdi bunu hani Kemal Kılıçdaroğlu bu kadar kafasında Sarıgül adayımdır
tablosunu netleştirmişken ben aday adaylarımı açıklasam, hani bireysel hakkımı kullansam normal karşılanır. Ama partinin iki numarası olmuş, işte Kılıçdaroğlu'nu buralara kadar taşımış bir Arınç'ın o meşhur deyişiyle özgül ağırlığı olan bir CHP'li Gürsel Tekin yapınca biraz şey karşılanıyor ve deniliyor ki burada başka bir hesap var. Yani Gürsel Tekin Sarıgül aday olduğu halde bu kadar netleşmişken hala ben adayım diye ısrar ediyorsa gerisinde bir plan var. Mesela İstanbul'un işte Anadolu ve Avrupa diye gelecekte yönetilmesi ve ona göre dizayn edilmesi, işte belediyelerin o şekilde dağıtılması vesaire gibi. Böyle bir şey var mı? Tabii ya, bu konuda gerçekten sıkılıyorum. Yani çok da söyledim. 2009 yılında ben il başkanıydım. Genel başkan yardımcısı değildim. İstediğim yerde belediye başkanı olamaz mıydım? Olamaz mıydım Hadi Bey? Olur. Siz çok iyi bilirsiniz. Evet. Yani istediğim ilçede Sayın Baykal'a şu ilçede belediye başkanı adayı olacağım. Hatta bana ismini vermeyeceğim. İki tane önemli ilçede teklif edildi. Kadıköy, ben Sayın Genel Başkanım, eski Genel Başkanıma kazanılacak yerler değil. Sayın Genel Başkanım, eğer bu konuda görev verecekseniz iki tane ilçe istiyorum. Bir tanesi Bağcılar, bir tanesi de Ümraniye diyen bir siyasetçi. Onu da söyleyeyim. Şimdi bu tür kirlilikler, hesap, kitap, benim hayatımda pazarlık yoktur. Siyasal pazarlık hiç yok. Ne olacak? Pazarlık yapmama gerek yok. Yani siyaseten İstanbul'u çok iyi bilen, İstanbul siyasetini bilen bir siyasetçi olarak bütün bunlara gerek yok. İstediğim yine Sayın Genel Başkanıma yaptırabilme imkanım var. Ama belli kesim, yani çok ağır cümleler kullanmak istemiyorum. Böyle bir itibarsızlaştırmak için, kirletmek için bunları öne şeye atarlar. Benim Gürsel Tekin olarak talebim büyük şehirlerin dışında herhangi bir şeyde söz konusu. Ben devam edeyim, reklama da gideceğiz. Yani kısa bir cevap alalım, sonra tekrar soruya döneceğiz. Şimdi yarın karar verildi. Sedat'ın dediği gibi Mustafa Sarıgül kesin aday olarak ilan edildi. Ve Mustafa Sarıgül'ün ilk işi sizi telefonla aramak oldu. Sizi yanımda istiyorum. 2009'daki gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile nasıl çalıştıysanız beraber çalışalım. Beraber paylaşım yapalım. Bu yani o dönemki 3 kişiyle beraber yola çıkmıştınız. Aynı şekilde devam etsin derse ne dersiniz? Bunu bana birilerinin söylemesine gerek yok. Ben CHP Genel Başkan Yardımcısıyım ya. Yani Ahmet'in, Mehmet'in, Mustafa Bey'in bana böyle bir tarif yapması yakışık bir tarafı olur mu? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak siyaseten İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanması için yapılması gereken neyse 2009'da ne yaptıysam onun iki katını yaparım. Yani ne haliniz varsa görün demeyeceksin. Asla hiç öyle bir şey demedim. Evet, reklam... O soruların muhatabı ben değilim. Yanlış soru soruyorsunuz. Peki, reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra devam edelim. Birazdan beraberiz efendim. Basın odası devam ediyor sevgili seyirciler. Ankara'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin konuğumuz. Gazeteci arkadaşlarımızla birlikte Gürsel Tekin'e sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Ara vermeden önce yine İstanbul Başkan genel siyasete geçelim dedi ama hem sosyal medyada hem de aslında kamuoyunda en çok merak edilen şeyi konuşuyoruz. Utku Bey'le devam edelim. Sarıgül'le aranızda ne fark var? Yani siz ona göre niye bir adım öndesiniz? Şimdi Sayın Sarıgül şu anda partili, CHP'li oldu. CHP'li olmamış olsaydı farklılıkları uzun uzun anlatırdım. İstanbul'la ilgili çok önemli hayallerim var. İstanbul'daki hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. İstanbul'un kentsel dönüşümü, mülkiyet sorunu, trafik sorunu, ulaşım sorunu, deprem uzun süredir sadece bugüne mahsus değil. 2008 yılından itibaren bütün bu söylemiş olduğum meseleleri projelendiren ve bilimsel olarak 160 tane bilim adamıyla çalışan bir siyasetçiyim. Bu imkan olsaydı, bu imkanı en iyi şekilde yerine getirebilecek inancı içindeyim. Ama elbette bu düşüncelerimi yarın kim aday olursa onunla paylaşmayacağım anlamı taşımayacaktır. Çok ciddi hayallerim var. Bu hayallerimi gerçekleştirmek CHP'li olunca istiyorum. Konuşmamak ne demek? Şimdi aynı partideyiz. Keşke şu imkan olsaydı. Yani
kimin geleceği değil İstanbul'un geleceğini konuşabilirsek, bakın 30 yıldır aynı hikaye. Sayın Dalan'la başladı. Dalan mı Sözen mi? Ondan sonra başladı. Erdoğan mı Livaneli mi? Ondan sonra başlıyor. Hiç İstanbul'un meselelerini konuşamadık. Konuşamadığımız için bugün yaşanabilir şehirler kriterinde İstanbul en son noktada. Ama daha onun zaman var yani şu anda. Hangi zaman var? O zaman da olmayacak. Hayır olur niye yani bugün, olmasın yani evet, sizin adayınız benziyor. Mümkün değil. Şu andaki siyasal konjektür şeye çok uygun değil. 2009'da da biz konuşamadık. Yani keşke Sayın Topbaş'la biz İstanbul'un meselelerini konuşabilseydik. Ya da bütün siyasi partiler bugün nasıl bir aradayız? Bütün siyasi partilerin aday adayları bu mecrada toplanıp İstanbul'la ilgili hayallerini anlatabilseydi. Bizi dinleyen izleyiciler de evet ya İstanbul'la ilgili en azından benim beklentilerime şu aday ya da şu aday adayı cevap veriyor diyebilseydi. Bu olanaklar yok. Tamamen klasik işte onları, bir önceki... Onları önümüzdeki şimdi programlarda konuşuruz. Şöyle bir şey oldu. Ben bu CHP'de bir böyle ilginç bir gelenek var. Yani diğer partiden, rakiplerden önce CHP'deki rakiplere saldırma, onları işte küçük düşürme ya da onların eksik... Kavga edebilir mi? Öne çıkarma geleneği var. Yani kendi işte için biraz hizip biraz şey. Şimdi açıkçası ben... Sarıgül'ün burada katılım töreninin olduğu gün Gürsel Bey'in İstanbul'daki mitingini duyunca dedim ki tamam Gürsel Bey Sarıgül'e savaş açacak Kadıköy meydanında meydan okuyacak. Ama orada şunu gördüm hakikaten de hoşuma da gitti. Yani kendi projelerini açıkladı ve Topbaş'a meydan okudu ya da işte AK Parti'nin adayına meydan okudu. Bu bize biraz tuhaf geliyor. Aslında onu sorguluyoruz hep. Yani evet. Şu anda bence konum olarak da rakibi Sarıgül değil de Topbaş aslında. Kesinlikle. Yani biraz o açıdan sorgulamakta. Tuhaf gelen şu, yani Utku'nun sorduğunu bir adım öteye götüreyim. 4 tane adaylığını açıkladı dediniz İstanbul'la ilgili size evet, dahil. Evet, 3 tane arkadaşımız. Yani 4 aday demek ki... Onlar isimlerini başkanı... de söyleyelim haksızlık olmasın. Can Ataklı. Sayın Celal Doğan. Celal Doğan. Semi 3 kişi. Şimdi genel başkan bu 4 isim ikna etmemiş ki kurumsal kimliğiyle parti bir başka özlemin peşinden koşuyor. Yani işte bu normal değil. Yani SHP'nin CHP'nin geçmişinde de parti için mücadeleler vardır. Bütün kongrelerini ben izledim SHP'nin de CHP'nin de. Kendileri politik kimlikleri tanıyan gruplar vardır. Hizipçileri bir köşeye bırakarak söylüyorum ki onlar da politik gruptur sonuç olarak. Sol kanadı vardır, içinde Kürt'ü vardır, Alevisi vardır. Kendi dertlerini anlatırlar. Kendi dertlerine derman olacak insanları yönetime sokmak isterler. Bu çok normaldir ve partiyi de zenginleştirirdi son dönemine kadar. Şimdi o yüzden CHP'nin içinde bunların yaşanıyor olması anormal değil. Anormallik bence bunun çok farklı bir mecraya kayıyor olması. Dediğim gibi 4 tane aday adayı varken 5.'nin peşine genel başkanın özellikle, bizzat genel başkanın kendisinin partinin kurumsal kimliğiyle takılıp koşması benim kafamda derin bir soru işareti yaratıyor. Bir, iki, bununla ilgili bir takım söylentiler var. İşte İstanbul sermayesinin ya da İstanbul'daki güç odaklarını siyaset dizayn etme alışkanlıkları olan AK Parti Sedat, kadar. Zaten başkan söylüyor, başkanı daha çok konuşturalım. Biz işte soru soracağız. Hayır, onu diyor. Yani Sarıgül'de bu kadar partinin ısrar edilmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu iddiaların doğruluğu mu? Çünkü yok yani sonuç itibariyle CHP'yi hiç kimse dışarıda dizayn edebilecek şey de değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni az çok bilirsiniz. Elbette dışarıda mevcut iktidarla ilgili sorunları olan, sıkıntıları olan, bu sıkıntıları aşabilmek için bu tür hayalleri olan insanlar olabilir. Bu son derece doğaldır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmasa da CHP'ye oy veren ya da oy vermek isteyen insanların bu tür düşünceleri olabilir. Ama hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi gibi parti dizayn etmeye... Gücü de şeyi de yetmez olmaz. Ben sorumu şöyle bağlayacaktım. Yani bu öneri evet. Siz de önerebilirsiniz. Beni de öneren çok insanlar var. Son derece doğaldır. Ama doğrusu ben de çok merak ediyorum. Acaba bütün bu süreçte Sayın Sarıgül'le ilgili belki bizim bilmediğimiz ya da çünkü benim elimde herhangi böyle bir veri yok. Yapılmış kamu yoklamaları var mı yok mu? Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben de tam bunu soracaktım. Yani şimdi bütün bu manzaraya rağmen bir işte kamuoyu yoklaması olmadığını söylediniz. İkincisi de hani ben neden alırım ya da ben neden böyle bir seçimde
diğer CHP içindeki diğer rakiplerinden daha çok alırım gibi bir değerlendirme yapsak yani. Evet. Neye güveniyorsunuz? Tabii ki onu yapmamız lazım. Ha şunu yani, çok haklısınız. Aslında belki de asıl sorulması gereken soru bu. Yani sizin mevcut aday adaylardan farkınız ne? Birincisi şu. İstanbul'un 39 ilçesini çok iyi bilen bir siyasetçi. İstanbul'un ne yazık ki özellikle son 20 yıllık ve en önemlisi son 7-8 yıllık döneme baktığımızda İstanbul'un temel sorunları gittikçe çığ gibi büyüdü ve İstanbul'un yoksul kesimi dediğimiz yani kısmen insanların varoş dediği ama benim İstanbul'un çeperleri ya da İstanbul'da ötekileşen insanların 20 yıldır sorunları çözülemedi. İstanbul'da 100 vatandaşımızın 30 tanesinin mülkiyet sorunu var. Yani ne kadar yüksek bir oran. %30'u bunun. %30'unun mülkiyet sorununda karşı karşıya kaldığı bir ilden bahsediyoruz. Trafik sorunu memnuniyet sorulduğunda ulaşım sorunu %86. Yani 100 vatandaşımızın 86 tanesi bundan memnun değildi. Mülkiyet sorununu sadece 2 yıl içerisinde çözeceğim. 20 yıl değil. 2 yıl içerisinde İstanbul'da hiçbir yurttaşımızın mülkiyet sorunu olmayacak. Çok enteresan. Eviniz var, tapunuz yok. Tapunuz var, imarınız yok. İmarınız var, böyle bir şehir olabilir mi? Bütün bu sorunlar çok kısa süre içerisinde çözülebilecek sorunlardır. Yine biliyorsunuz hepimizin çok yakın tarihte yaşamış olduğu bir Marmara depremi. Marmara depreminin Türkiye'ye bedeli çok ağır oldu. Üstünde tam 14 yıl geçti. 14 yıl geçmesine rağmen işte o beton lobisi dediğim, imar çetesi dediğim belli bir kesim başka yerlere bağlıyor. İmar çetesinin, beton lobisinin kimlerin olduğunu da biraz sonra ifade edeceğim. 14 yıl geçmesine rağmen Sarıgül'ü kastediyor musunuz efendim o sözlerinizle? Evet, Sarıgül mü? Bazıları öyle atfediyordu. İşte bu, kusuruma bakmasın. Siz kastediyor musunuz yani? Elbette kastetmiyorum. Kim kenti yönetiyor? İmar uygulamaları kimin elindeyse onları kastediyorum. Başta Sayın Topbaş'tır. Kısmen de Sayın Topbaş'ı aşan bakanlıkların ve farklı kurumların planlarından kaynaklı bu sorunlar ötelenmiş. Depremle ilgili çözülebilmiş bir sorun var mı? Mülkiyet sorunu ile ilgili çözülebilmiş bir sorun var mı? Bütün bu sorunlar kısa süre içerisinde çözülmesi gerekirken neden çözülememiş sorusu sorulabilir. Nedeni şu. Maalesef İstanbul ranta teslim edildi. İstanbul'da bugün 193 tane kimine göre Sayın Arınç da geçen gün Bursa'da dedi ki yeni bir yasa çıkaracağız. AVM yasası. Sayın Arınç tabii belki çok farkında değil. Bundan sonra çıkarabileceğiniz marketler ve AVM yasasının hiçbir anlam ifade etmeyeceğini hepimizin de bilmesi gerekiyor. Bir şehir düşünün. Bana şey dünyayı söyleyeyim. Geziyorsunuz. Bir bana bir gireceğim. İstanbul gibi tarihi bir dokusu olan bir şehirde bu kadar AVM olabilir mi? İşte beton lobisi kim bunları yaptıysa beton lobisi bunları tarif ediyor. Yürsel Bey, şimdi beton lobisinden ya da işte bu çeteden bahsediyorsunuz. Son zamanlarda çok sık kullandığınız ifadeler. Bunu Sarıgül'e karşı kullandığınızda zaten medyaya da yansıyor. Sarıgül'e meydan okudu. Daha dün bir televizyon programında tekrarladınız. Değil dedi şimdi. Yani bunu konuşuyorsunuz. Aşama aşama gidelim. Twitter'dan da sorular da var. İstanbul'un genelini, iktidarla ilgileştirilerinizi falan çok onlara geleceğiz. Çok kısa özetleyeyim. Evet. Bu soru ortada kalmasın. 2 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde rant haritasını açıkladım. Ve bu rant haritasında 100 milyar dolar, bak 100 milyar dolar nasıl yandaşların cebine girdiğini de tane tane kalemle hem kamuoyuyla paylaştım hem de Sayın Başbakan'ı kendisine gönderdim. Sayın Sarıgül'ün plan yapma yetkisi olsaydı Sayın Sarıgül için de söylerdim. Hiç umurumda değil. Ama şu anda o söylediğiniz çevreler Sayın Sarıgül'le beraber hareket ediyor. İstanbul'da beni hiç ilgilendirmiyor ama sonuç itibarıyla İstanbul'da plan yapma yetkisi Büyükşehir'de var. İstanbul'da plan yapma yetkisi TOKİ'de var. İstanbul'da plan yapması yetkisi bakanlıklarda var. Yani iktidarı tarif ediyorum. Sarıgül'ü tarif etmiyorsun. Peki İstanbul'un
Hocam Ankara'nın da sorunu. Yani bizim İncek'te elbette geçen bir imar izni vermişler. 4 ev yapılacak yere şimdi adam 100 ev yapıyor. 90 evlik bir rant söz konusu. Bu 40 trilyona falan tekabül ediyor. Doğru. Buna mücadele etmek çok mümkün değil. Ettim ama çok mücadele ettim. Bakın 100'ün üstünde dava açan bir siyasetçiyim. Ve bu davaları il başkan aldım. İl başkan olduğum dönemde bu davaların önemli kısmının sonucunu aldım. Daha sonra bu torba yasası diye bir yasa çıkardılar. Bu yasada ne yazık ki maalesef bilirkişi şu anda bizim hukuk sistemimizde hakimlerimiz, savcılarımız imar mevzuatını bilmiyor. Ve bugüne kadar da hukuk sistemimizde imar mevzuatı ile ilgili böyle bir şey de bir alan da olmamış. Doğal olarak da bunun ne oluyor? Bu davalar bilirkişi raporuna dayanarak yapılıyor. Bilirkişi eskide üniversitelerde genelde odalarda alınırdı. Bunu da ortada kaldırdılar. Tamamen bir işgüzarlık bir kadroyla bilirkişi raporları sonucunda bu davaların hiçbirisinin de sonucunu alamıyorsunuz. Alamadığınız gibi önemli bir harç yatırıyorsunuz. O harç da cepinizde gidiyor. Evet. Twitter üzerinden gelen soruları da soralım. Sizin bir dosyanız Yargıtay'da bekliyor mu? Ya da bitti mi? Bununla ilgili evet sorular var. Vallahi cepimde istiyorsanız onu da bir göstereyim. Bitti ve biz, onu görelim çünkü aylar, çok soru var onunla. Aylar önce Beyaz TV'de bir program yaptık ve o gün yeni çıkmıştı, o gün çıkmıştı. Sıcağı sıcağını orada çıkarıp... Tamam sonucunu söyleyelim, çok soru hadi var. Hadi bir siyaseten veremeyeceğim hiçbir hesap yoktur. Eğer bu kadar yürekli konuşuyorsam, arkamda herhangi bir kirlilik olsa, Türk siyasetindeki kirlilikle mücadele eden bir siyasetçiyim. Son derece mütevazı. Olması gereken insanların hayatını kolaylaştırmak için ben bu davaya gittiğimde hakimin karşısında beni sadece bir daha bu dosyada yargılamayın. Beni yargılayacaksanız 5000 tane dosyada yargılayın. Çünkü 5000 tane dosyayı aynı şekil vermişim. Bir yöneticinin görevi inşallah belediye başkanı olursam bütün bu çürümüşlüğü ortada kaldıracağım. Evet, çok bir saniyede ruhsat verdiğim için Yargıtay oy birliğiyle benim lehime karar verdi. Ama şunu söyleyeyim, bu hiç umurumda değildi, hiçbir günde umursamadım. Beni üzen 90 yaşındaki annemi çok gazeteci ağlattı. Onlara hakkımı helal etmek etmiyorum. Evet, en çok sorulan sorulardan birisi de ona daha gelmedik, herhalde siz de soracaktınız. Kadıköy. Evet. Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanı olabilir. Hatta Mustafa Sarıgül'ün ağzından böyle bir ifade çıktı mı bilmiyorum ama ben duymadım. Ona mal edildi. Biz ona Kadıköy Belediye Başkanlığı'nı teslim etmek istiyoruz gibi bir ifade kullanıldı. Fakat bu ortaya atıldıktan sonra Mustafa Sarıgül'ün de böyle şaşalı bir şekilde CHP'ye gelmesi, işte Kılıçdaroğlu'nun elini kaldırması, sanki Sedat'ın da söylediği gibi gerçek aday olarak gösterilmesi, aday gibi gösterilmesi sizi sevenler diyorum özellikle tırnak içinde daha çok Kadıköy'de görmek istediler. Yani ısrarlı bir şekilde ben bugün programa çıkmadan önce internet haberde de çok sayıda soru gelmiş. Bu yönde bir sorular gelmiş. Kadıköy'de onu görmek istiyoruz eğer İstanbul olmazsa diye. Çok teşekkür ediyorum. Bu biraz Kadıköy'ün hikayesini bir açalım. Biraz önce ifade ettim. Ben sadece Büyükşehir'e adayım. Onun dışında hiçbir yere aday olmam. Peki evet, nereden çıktı bu Kadıköy? Ya fark etmez. Zaten galiba genel başkanın net bir ilkesi var değil mi? Efendim? Genel başkanın koyduğu bir ilke var. Milletvekilleri tabii, tabii. Yani ilçe belediyelerine evet, aday olamazlar diye. Yani böyle bir ilke olmasa da benim kabul etmem mümkün değil. Evet. Önce şey anlattınız, kent planı. Birazcık kentle değil, ülkenin yönetimiyle de ilgili değil mi? Örneğin yabancı ülkeler verdiniz. Şimdi burada CHP'nin bir perspektif koyması gerekmiyor mu bu yerel seçimlerle ilgili? Yani çünkü yerel seçimlerde en azından biliyoruz ki Türk seçmeninin iktidar partisine uyarma yeteneği var. Bu yeteneğini kullanıyor. İşte son yerel seçimde AK Parti'nin %38, genel seçimlerde %50. Burada bir uyarma görevi yapmış. Uyarırken de politik davranmış. Yani kıyı şeridine baktığınız zaman bir farklı siyasi tablo çıkıyor. İşte Güneydoğu'ya baktığınız zaman bir farklı siyasi tablo çıkıyor. CHP'nin bunlar üzerinde bir siyaset kurması gerekmiyor mu? Yani bizim bugün bunları konuşmamız gerekmiyor muydu sizden? Kesinlikle, çok haklısınız. Şimdi şöyle bir temel sıkıntı var. Yani yurt dışına gittiğiniz zaman bakıyorsunuz insanlar bir bina yapmamışlar, bir sokak kent yapmışlar. Ama Türkiye'ye geldiğiniz zaman işte Ankara'da bir havaalanından Çankaya'ya çıkana kadar 3 tane ülkenin içinden geçiyorsunuz ve bunu dönüştüremiyorsunuz. Şimdi
Siz belediye başkanı olsanız, imparatorluk yetkileri olsa İstanbul'da bir şey değiştirme ihtimaliniz yok. Var. Bir zihniyeti değiştireceksiniz. Çünkü Ankara'da da halen Ankaralı olduğum için Ankara örneğe vereceğim. Siz bunu İstanbul'a tahvil edersiniz aynı çünkü. Araba öncelikli bir belediyecilik anlayışımız var. Arabalar trafik tıkanmasın, köprüler yapalım, alt geçitler yapalım. Yani Londra'da kent merkezine özel arabanıza gelirseniz trafiği yaşarsınız. Ama seçeneği var mı? Var. New York'ta da aynısı var. Bizde bu yok. Ama kalkıp işte ben trafik sorununu halledeceğim dediğiniz zaman böyle... Ulaşım sorunu. Ulaşım sorunu. Ulaşım sorunu başka bir şeydir, trafik sorunu başka bir şey. Trafik sorunu hayatımızın her alanında olacaktır. Buna alışmalıyız. Ulaşım sorunu. Siz Londra'da herhangi bir yere gitmek için evinizden işinize ya da Berlin'de ya da Paris'te ya da New York'ta fark etmez. Evinizden işinize gitmeniz için herhangi bir engel var mı? 5 dakikada metroya biniyorsunuz, işinize gidiyorsunuz. Önemli olan kent yöneticilerin birinci önceliği ulaşım. Efendim? Bizde de 4 dakikada gidiliyor. Yani ha, 4 saate gidiyorsunuz. Evet, ulaşım şeyde. Sorunu çöz. Bakın bizim Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi kuralsızlık. Çok başkanlık sistemi tartışılıyor. Türkiye'de şu anda belediye başkanlığı aynı zamanda başkanlık sistemidir. Yani şuna emin olun, bugün dünya hükmeden, Obama'dan olmayan yetki belediye başkanlarında var. Buna emin olun. Kent yönetimi anlamında. Tabii ki. Ama neden? Ranta dayalı. İstediği şekilde ihale verebilir mi? Mesela Paris Belediye Başkanı istediği şekilde plan tadil yapabilir mi? Mümkün değil. Mümkün değildir. Zorunlu yani her şeyleri referandum. İleri demokrasi. Sadece referandum değil. Bütün bu şehirlerin kent bütünlüğünü sağlanabilmesi için bir anayasası var. Yani Sayın Topbaş da bu iddiayla çıktı, hatta 2005 yılında başladı. Ben İstanbul'un anayasasını yapacağım dedi. Ve 100 binlik plan için gerçekten Türkiye'nin çok önemli bilim insanları yetmedi. Ta dünyada şeyler getirdi. Örneğin Japonya'da ulaşım uzmanları geldi ve 100 binlik plan hazırlandı. Ama 100 binlik plan darmadağın edildi. Birincisi şu. Bu biraz önce ifade etmiş olduğunuz şehirlerde şehirlerin tek yetkilisi var. Belediye başkanları. Ama bizde Sayın Topbaş kaç dava açtı biliyor musunuz kendi iktidarına? Onlarca dava açtı. Bu belki basına yansımıyor. Normalinde 3. köprü biliyorsunuz. 3. köprünün temel atma töreni ve butonun başında herkes var. Müteahhit var, milletvekili var. Kenti yöneten, yani milyonlarca İstanbul'un rey vermiş olduğu belediye başkanı butonun başında yok. Neden? Onlara sorun, ben de bileyim nedeni. Nedeni şu, Sayın Topbaş 3. köprünün özellikle ulaşım uzmanlarının, yani 100 binlik plana baktığınızda ulaşım uzmanlarının 3. köprünün ulaşıma hiçbir katkısının olamayacağını, olabilecek katkının %3, %4 katkı İstanbul'da başka bir sorun yaratabileceğini, çünkü 1. ve 2. köprüyle beraber İstanbul'da önemli bir yük geldi. 3. köprü şu anda resimler arabada, keşke imkan olsaydı getirebilseydim. İstanbul'un 167 kilometre, yani İstanbul'un su havzalarıyla İstanbul'un akciğeri dediğimiz ormanların olduğu alandır. Bu alanda 3. köprünün geçmesi İstanbul'un önümüzdeki günlerde, önümüzdeki dönemlerde bu kadar tıkanmış, havasız bir İstanbul'un başka bir şeyle karşı karşıya kalabileceğini, kentlerin yönetimini dünyanın bütün gelişmiş kentlerinde siyasetçiler karar vermez. Kent bilimle yönetilir. Şu soruya bir cevap almak istiyorum. Kadir Topbaş köprünün orada olmasını istemiyor mu? Evet, istemiyordu. Yani 100 binlik planlarda çok açık ve net. Ve bu 100 binlik planın başında Hüseyin Kaptan, eğer bizi dinliyorsa, telefonda açıksa, Sayın Kaptan aynı zamanda önemli bir plancıdır kendisi, katılabilir. Böyle bir ifadesi oldu mu? Tabii yazılı ifadeleri var, sadece şey değil yani, imzaları var ve bu planı yapan bütün teknik insanlar 3. köprünün ulaşıma katkı sunamayacağını, tam tersine İstanbul'da ciddi bir yük getireceğini ifade ettiler. Şimdi inşallah diyelim ki belediye başkanı oldun, 3. köprü güzergahı temel atma töreni yapıldı, yapılacak bir şey yok. Yapılması gereken aciliyeten buranın yapılaşmaya kapalı tutulması. Aksi takdirde İstanbul'da çok ciddi sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii Kadir Topbaş'ın ismi geçince böyle Sayın bir Topbaş'ta, açıklama yapma ya da Sayın cevap Topbaş'ta hakkı var. Tabii Sayın Topbaş'ta katılabilir. Bütün belgeleriyle de gösteririm ben, ne diyorsam bilerek söylüyorum. Doğrudur diyorsunuz. Evet,
Şimdi tabii genel siyaseti de konuşalım. Tabii İstanbul'u konuşalım. İyi, ondan önce bir yine bir provokatif soru soracağım. Tabii. Şimdi AK Parti'de şöyle bir gelenek var. Artık alıştık buna. Geçen başbakan da ifade etti. Ben dedi kime nereye gidersem o arkadaş oraya gidecek. Hani bu şimdi 3 dönemi dolduran bakanlar için kullanılan, evet, bir şey. Kemal Kılıçdaroğlu da işte Sarıgül İstanbul adayı gösterip dönüp dese ki Gürsel Bey sizden de Ankara'yı almanızı bekliyorum. Ankara'yı? Evet. Yani Ankara'yı alsa alsa Gürsel Tekin alır dese. Bu, ne dersiniz? Ben sadece İstanbul'a adayım şeyi olur mu? Yani cevabı size vermeyelim. Cevabı vermeyelim. Bir burada reklama gidelim. Reklamlardan, tamam, sonra. Efendim bir reklamda gideceğiz. Gürsel Tekin İstanbul olmazsa Ankara'yı kabul eder mi bir teklif yapılması halinde? Onun cevabını alacağız. Evet, basın odası devam ediyor. Ankara'dayız. Ankara stüdyolarında TGRT Haber'in konuğumuz Gürsel Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Reklamlara gitmeden önce Deniz sordu. İstanbul'u vermezlerse Ankara'yı verelim mi? Gürsel Bey. Ya tabii bir şey verilip alındığı yok. Yani öncelikle onu söyleyeyim. Ben partideyim, partinin genel başkan yardımcısıyım. Partinin gençlik kollarından bu yana partinin her kademesinde görev yapan bir insanım. Yarın bana partim Şırnak'a git derse Şırnak'a giderim. Eğer partime faydalı olabileceksem. Ama tabii benim hayallerim İstanbul'dur. İstanbul'u bilen bir insanım. İstanbul'la ilgili çok ciddi sorunları üstesinde gelebileceğime inandığım için. İstanbul için söyleyeyim, çılgın bir projeniz var mı? Allah bizi çılgın projelerden korusun. Niye öyle? Nedir? Mesela Sayın Başbakan'ın çılgın projeleri vardı biliyorsunuz. Ayamama Deresi hepimizin bildiği, çok can yakan ve 34 tane yurttaşımızın hayatını kaybettiği bir deredir. Ayamama Deresi'ni kurutamamış bir iktidar hangi çılgın projeden bahsedebilir? Çılgın proje trafik sorunu çözecekse en büyük proje odur. Ulaşım sorunu çözülebilirse bence çılgın proje odur. İkincisi İstanbul'un... Genel politikaya geçeceğiz. Trafik dediniz. Marmaray bu işte faydalı oldu mu? Elbette oldu. Marmaray projesi Sayın Ecevit'le, Sayın Ecevit döneminde başlamış bir projedir. Uzun yıllardır herkesin hayalinde olan bir projedir. Gecikmiş bir projedir. Başlatana da teşekkür ediyorum, bitirene de teşekkür ediyorum. Yani bunu sadece bu iktidara bağlamak çok doğru olmaz. Çünkü bunun başlangıcı vardır. Bunun başlangıcında Sayın Ecevit'in çok önemli emeği vardır. Onu da ifade etmek istiyorum. Ben bugün sıcak bir konu vardı. Sayın Başbakan bugün ilk defa İstanbul konusunda yorum yaptı. Belki dikkat etmişsinizdir. Evet. Sizin adayınız için ya da adayınız demeyeyim daha doğrusu, Sayın Sarıgül için dedi ki yolsuzluktan ihraç ettikleri isme can simidi gibi sarılıyorlar dedi. İlk defa bu konuya girdi. Siz partinin yöneticisiniz aynı zamanda. Tamam, bir rekabet içindesiniz ama aynı zamanda da parti yöneticisi kimliğiniz var. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Elbette söylemek isterim. Aynı şeyi bir Baykal kere da söylüyor. Yani o aynı mahallede yolsuzluktan ihraç ettiğimiz bir kişiye tekrar dört elle Hadi sarıldık. Bey, herkes bir şey söyleyebilir. Gazeteci, siyasetçi, farklı siyasi parti yöneticileri eleştiri konusunda ağır eleştiriler de yapabilir. Ama bir ülkenin başbakanı, yani icranın başındaki bir insanın bu cümleleri kullanması son derece abestir. O zaman söylerler Sayın Başbakan niçin gereğini yapmadınız bugüne kadar? Bunu çok doğru cümleler olarak kabul etmiyorum yani. Başbakan ne yapacaktı mesela? Siz ihraç etmişsiniz, yargıya gitmiş. Efendim, eğer başbakanın dediği gibi işte ne diyor? Yolsuzluklarda bu yolsuzluklar var. Başbakan da bugüne kadar gereğini yapmamış. Göz yummuşsa başbakan da suç işlemiştir yani. O ifadeyi doğru kullanmamız gerek. Yolsuzluklardan dolayı, yolsuzluğun var diye ihraç ettiği tüzükten dolayı siz ihraç etmişsiniz, onu ifade ediyor. Evet. Tekrar siz geri almışsınız, onu anlatıyor. Ama yani efendim, ben de başka bir şey söyleyeyim. Bütün bunlar eğer başbakanın dediği gibi, başbakan sonuç itibarıyla aynı zamanda kamu yöneticilerini denetleyen bir şahıstır, başbakandır. Bütün bu yolsuzluklar bugüne kadar olup bitenlerin doğruluk payı varsa, başbakan da bunun gereğini yapmamışsa, başbakan da bu olayın suç ortağıdır. Onu demek istiyorum. Var mı? Efendim bilemem. Bunu
ifade eden başbakanın elinde varsa bunun gereğini yapması gerekiyor. Sizin partide kullanan var bu ifadeyi. Efendim kullanabilir. Yani Deniz Baykal konuşuyor Hadi mesela. Bakın, siyaseten, siyaseten herkes kullanabilir. Siyaseten kullanamayacak bir insan başbakandır. Başbakan icranın başındadır. Öylesi icranın başındadır ki Sayın Başbakan'ın kullandığı her cümle ertesi gün bir başka şey oluyor. O açıda yani başbakanın bu cümleleri söylemesi çok şey değildir yani. Değil mi? Sonuç itibariyle yani muhtemelen hepimizin dolaplarında var. Benim dolabımda da var cilt halinde. Gazetecilik başarısıyla yeteneğiyle elde edilmiş dosyalar değil. Bu dosyaların tamamı CHP antetli kağıdına basarak o zamanki disiplin kurulu üyeleri 3 tane eski milletvekili deneyimli insanlar belgeleri de teker teker fotokopisini koyarak hazırlanmış dosyalar hepimize gönderildi. CHP Genel Merkezi tarafından gönderildi. Peki, İçinde iddialar barındırıyor. Milletvekili odasında da bir klasör vardı. Aşağı. Yani. İtiraz etmiyorum. Bu başka mesele. Hayır, şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi CHP yani iddia üzerine attı bunu. Yolsuzluk iddiası. Yani bir sürü nedenden dolayı atılan insanlar da var. Yani partinin programına aykırı davranmıştır, ilkelerine aykırı davranmıştır. Bu yolsuzluk ciddi bir iddia. O zaman CHP yanlış karar mı vermişti Sarıgül'ü atarken, ihraç ederken? Sayın Sarıgül'ün ihracı disiplinsizlikten dolayı biliyorsunuz kurultayda ki bu kavgadan dolayı partiden atılmıştır. Daha sonra iddialar olmuştur ama bu... Hayır, partinizin tüzüğü gereği hakkında bir dava açılan, bir herhangi bir dava açılan şu anda hala geçerli bir tüzük. Yani o tüzük işlemesi okuldu ve yargılandığı dönemde Mustafa Sarıgül yargılandığı davalardan dolayı ihraç edildi. Hadi Bey, atıldıktan sonra bakın o süreci bilen bir insanım. Sayın Sarıgül partiden atıldıktan sonra bu iddialar, bu dosyalar ortaya konuldu. Bunun doğruluk yanlışlığını ben bilmiyorum. Ben aklandı. Yolsuzluk uzmanı değilim. Aklandı geldi. Sonra bilmiyorum. Tekrar o komisyon üyeleri değiştirildi. Hayır, bir geliş yok. Atıldıktan sonra bu iddialar ortaya çıktı, bu dosyalar. Yani atılış sebebi bu dosyalardan dolayı değildir, disiplinsizlikten dolayı. Dosyaların içeriğini ben bilmiyorum. Kaldı ki bütün bu iddialar hukuk sisteminin, yani hukukun işlediği yerde herhangi bir siyasetçinin söyleyebileceği her beyan rahatlıkla incelenmesi gereken beyanlardır. Türkiye'de bu alışkanlık haline gelmemiş. İşte biraz önce söyledim. 100 milyar dolar dedim. Yani bir savcının rahatsız olması lazım. İktidara gücü yetmese bile beni çağırması lazım kardeşim. Bu çok ağır bir iddia. Bunun hesabını ver demesi gerekiyor. Ne yazık ki hukuk sistemi oturmadığı için bu iddialar doğru mu yanlış mı hep ortada kalıyor. Ya o tabii Mustafa Sarıgül bir dosya konuşuyoruz, yolsuzluk konuşuyoruz. Herkes konuşuyor ama siz az önce elinizi cebinize attınız. Bu Yargıtay'daki dosyayla ilgili verilmiş bir kararı gösterdiniz. Mustafa Sarıgül de o dosyayı gösteriyor. Ve ben aklandım diyor. Şimdi bundan sonrasını tartışmak lazım. Twitter'da çok uçuk bir yorum göndermiş Fethihan Güneşdoğar. Demiş ki Mustafa Sarıgül aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı değil. Hiç böyle bir düşüncesi hiç olmadı. Gürsel Bey haklı. Adayı olduğunu bile açıklamadı. Ama bu işin perde arkasında Mustafa Sarıgül Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na oynuyor. Gürsel Bey de bunu biliyor, bunun için bu kadar rahat ve bu yüzden İstanbul'a aday olduğunu erken açıkladı. Tabii arkadaşımızın yorumudur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir liderlik sorunu yoktur. Bunu açıklıkla ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleri Sayın Genel Başkanımızın arkasında dimdik duruyor. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde şu anda bir liderlik sorunu yok ama tartışılan ve herkesin konuştuğu seçimlerden sonra Mustafa Sarıgül eğer aday olursa, bir oy bile arttırsa CHP'nin genel başkanıdır yorumlarını herhalde böyle kulak ardı edemeyeceğiz. Herkes bir yorum yapabilir. Önemi yok yani, yorum sadece. Peki Deniz, Mustafa Sarıgül'ün asıl tekrar geri dönüşü... Ya Türkiye'de bir sürü meseleler var. Biraz da buradan çıkıp bu meseleleri konuşacağız, vaktimiz çok. İşte Adana arabası var, Antep'i var. Buraya gelirken çok sayıda tweet aldım ve mesaj aldım. Yurttaşlarımızın önemli kısmı haklı olarak emeklilerin sorunu, özellikle esnaflarımızın sorunu, her ay intihar eden insanlarımızın sorunlarını, iş cinayetlerinde hayatını kaybeden insanların, taşeron işçileri,
Ya bunları da sanki biz konuşmuyormuşuz gibi bu eleştiriler bize geliyor. Hepsini konuşacağız. Onu da özellikle ama söyleyeyim ya. Yani. Hepsini konuşacağız. Sonra zamanımız da var ama sosyal medya tamam gerçeği var. Bir de gündem dediğimiz bir olay var. Yani şu anda tartışılan, Twitter'da da ben de bakıyorum, başka sorular da gelse keşke ama Mustafa Sarıgül işini ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı konusundaki en ufak akıllarda soru işareti bırakmayacak şeyleri konuşalım. Sonra ülke gündemine geçeriz. Tamam, konuşalım. Ben Deniz'le devam etmek istiyorum. Deniz, şimdi Mustafa Sarıgül'ün bir gelişi, dedi ki ben Drobga'yım dedi. Ben geldiğimde beni transfer edecekler. Öyle geleceğim. Bugüne kadar aday adayı olduğunu açıklamaması sence neden? Ben şunu söyleyeyim, aslında bunu Gürsel Bey'e de sormayı düşünüyordum. Bir kere Sarıgül bu işi çok profesyonel götürdü. Yani belli ki Sarıgül'ün arkasında ciddi bir kadro var. Yani PR'cısı var, işte medya stratejisti var, planlamacısı var vesaire. O kadar organize bir şekilde gitti ki Kılıçdaroğlu'nun önünde başka bir seçenek kalmadı yani. O orada yapılan tören dışında. Gürsel Bey'i de hep tek başına görüyoruz. Yok, benim de lobilerim var. Yani ne, kimdir şimdi lobileriniz? Kent mağdurları, esnaflar, yoksullar. Niye olmasın? Ben de onlarlayım. Sokakta. Size mı karşı ilgi nasıl? Bilemem, onu sokağa soracaksınız. Onu bana niye soruyorsunuz? Geziciler kimin yanında? Sizin yanınızda mı, Sarıgül'ün yanında mı? Şimdi kimin yanında dersek çok doğru bir cümle kullanmış olmayız. İkiniz arasında oy vermeye kalksın. Onu bilemiyorum. Yani Gezi dediğiniz çok önemli bir kitlenin oluşturmuş olduğu ve bu süreçte çok ciddi mağduriyeti olan bir kesim. Yani siyasetçilerin bu Gezi süreci içerisindeki mağduriyetlerin üstünde siyaset yapmasını çok da doğru bulmuyorum. 7 tane genceci kardeşimiz hayatını kaybetti. 12 tane genç insan gözünü kaybetti. Binlerce insanın mağduriyeti var. Şu anda onlarca insan cezaevinde yatıyor. Neydi bunların suçları? Sadece bu kente sahip çıkmaktır. Yani Sayın Topbaş'ın hukuken yaptığını aslında keşke bunları konuşabilsek, tartışabilsek. Sayın Topbaş ya da İstanbul'u yönetenler de burada olsaydı. Sayın Topbaş'ın sessiz isyanını Gezi Parklılar sesli olarak isyan etti. Doğasına sahip çıkmak Topbaş istediler. Topbaş onun için kentine mi sessiz sahip kaldı? İşte Gezi biraz önce söyledim, yani onlarca dava açıldı. Hayır, şunu bütün plan tarzı. Size çok bir örnek, bir uç örnek belki aklımızda, bütün bu bizi dinleyen yurttaşlarımız da İstanbul'daki dönem bu sorunları iyi kavraması açısından. Biliyorsunuz Çamlıca'da işte cami tartışması var. Sayın Başbakan ısrarla Çamlıca'da cami yapacağım. Kaldı ki caminin yapılıp yapılmasını Diyanet İşleri'nin vermesi gereken bir karardır. Sayın Başbakan'ın verebileceği bir karar değildir. Planlama yapılır. Hangi bölgede nüfus oranına göre ne yapılacağını Diyanet İşleri karar verir. Ve buna göre talep eder. Neyse. Nihayet planlamada Çamlıca'da camiye karar verildi. Ve caminin hemen yanında önemli bir parsel, belli iş adamlarının uzun süredir sit alanı dediğimiz, yani yapılaşma açılmaması gereken alanda AKP Belediyesi, bakın ilçe belediyesi reddediyor. Büyükşehir Belediyesi AKP'de reddediyor. Anıtlar Kurulu bakanlığa bağlıdır, reddediyor. Yargıya geliyor, yani arsa sahibi aynı zamanda bu redlerden sonra yargıya götürüyor. Yargı da reddediyor. Burası da Adalet Bakanlığı'na bağlı. 4 tane kurum, iktidara bağlı olan kurum bu konuda reddederken bir gece yarısı Ankara'da oturarak bir plan tadili yapılıyor. Yani kentin nasıl yönetildiğini insanların kavraması açısından söylüyorum. Bir gece yarısı planı açıldı. Hadi bırakın bir CHP iktidarı olur anlarım. Ama 4 tane kurum, İktidarın denetiminde olan kurumların tamamını bypass ediyorsunuz ve bir gece yarısı adına kentsel dönüşüm dediğimiz kenti dönüştürmek için yapılması gereken planlar bir şahısa yapılıyor. Bütün bunlara baktığınızda Sayın Topbaş'ın burada isyan etmemesi mümkün değil. Aynı zamanda kendisi mimar kimliği olan bir insan. Onun sessiz isyanına Gezi Parkı'ndaki insanlar sesli olarak isyan etmiştir. Ve Gezi Parkı'nın sonuçları da Türkiye'ye çok önemli şeyler getirmiştir. Bakın, oldu bitti üzerine oluyor. Genelde böyledir.
kent dönüşümü, planlama, işte kararlar ve kaldı ki kararlar demokrasilerde katılımı sağlarsanız kararların anlamı olur, bir anlam ifade eder. Gezi Parkı'ndan sonra çok önemli kararları iktidar iptal etmek zorunda kaldı. Bir tanesi Başakşehir'de. Gölün etrafını imara açacaklardı. Bu yükselişten dolayı iptal etmek zorunda kaldılar. HES projelerin önemli bir kısmını geri çekmek zorunda kaldılar. Bedeli çok ağır oldu ama demokrasilerde biliyorsunuz maalesef bedeller çok ağır da oluyor. Yani Gezi Parkı'nın herkes çok merak ediyor. Kimin arkasında olup olmayacağını önümüzdeki seçimlerde göreceğiz. Ama Gezi Parkı'nın temel şeyi demokrasi ve özgürlüğe sahip çıkmaktır. Seçimlere etkileyecek kente, mi? Elbette etkileyecektir. Yüzde olarak? Kente sahip çıkmaktır. Yüzdesini bilmiyorum ama çok önemli bir etkisi olacaktır. Yani, önemli etkisi şu. Öncelikle şunu söyleyeyim. İstanbul'da geçen dönem Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz 480 bin oyla kaybettik. Sandık başına 1 milyon 600 bin yurttaşımız sandık başına gitmemişti. Bu dönem 1 milyon 600 binin asgari 1 milyon 200, 1 milyon 300 bini sandık başına gidecek. Sandık başına gittiklerinde mutlaka tercihleri de Sosyal Demokratik Parti olacak. Onlar da sırrı süreyi önde verecek diyorlar ama. Daha adaylaşmalar olsun da bakarız. Bu Gezi meselesinde sözünü kestim galiba. Şimdi Gezi meselesinde siyasetin, yani İktidar Partisi hiç okumuyor zaten. Okuma yeteneği yok anladığım kadarıyla sokak hareketlerini. Sadece Mısır'dakini okuyor ama Türkiye'ye geldiği zaman... Mısır dediğinizde mesela son 40 gündür Mısır'ın mesini kimse ağzına almıyor. Çok garip bir şey yani. Çok, bu, çok dikkatimi başka çekti, onu paylaşmak söyleyeceğim. Şimdi Gezi'yi kategorize etmek çok mümkün değil. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da bir ara Gezi'deki temsilcilerle görüştüm dedi. Gezi tam da buydu. Temsilci istemiyor, temsilci seçmiyor. Temsilcisi de pazarlık, yok zaten Gezi'nin. Pazarlık yani. Edilmesine, yani itiraz ettiği konular konusunda bir pazarlık yürütülmesine, yani aranızda VSC'lerin görüşmesine karşı sonuç itibariyle temel noktada bir anlayışa itirazı var. Bu itirazın ortadan kalkmasını istiyor. Ve bunu yaparken de herkesin politik kimliği var ama hareket politik değil. O yüzden birazcık daha lümpen takılıyorlar, takım formalarını giyip geliyorlar. Gezi Türkiye'nin bugüne kadar yaşadığı en büyük sivil halk hareketi. O yüzden herhangi bir partinin oradan bir müşteri kendisine çıkarması çok mümkün gözükmüyor. Sadece kesinlikle. Oradaki insanların taleplerini dikkate almak bence önemli. Evet. O yüzden Gezi üzerinden böyle bir okuma yapmak lazım. Bir de şunu da görüyorum. CHP'de de bu hata var anladığım kadarıyla. Örneğin Çamlıca'daki caminin yanını anlattınız. Çamlıca'daki camiyi anlatmadınız. Karşı mısınız? Cami yapmaya karşı olmak kolay işte. Kesinlikle karşıyım. Bunu ilk söyleyeyim. Yolu tartışırken bakın, başbakan cami yıkarım dedi. CHP'den bir ses çıkarır, camileri yıktırmayız. Gerçekten cami yıkılmaz mı? Efendim bakın şöyle bir şey. Yıkılmaz olur mu? Elbette yıkılır. Camiler sonuç itibariyle betonla yapılmış bir şeydir. Belli bir dayanıklık şeyi vardır. Bu yenilenebilir. Bütün binalar yenileniyorsa camilerin yenilenmemesi mümkün değil. Ama eğer siz onu ranta dayalı yıkacaksanız onu kabul etmemiz mümkün değil. Bakın Erzurum'da, Dadaş kentinde, Erzurum'da eski bir camiyi yıkıyorsunuz. Tam bir rant alanı, yani yolun üstünde olduğu için onu yıkıyorsunuz. Gerekçe olarak biz yenisini yapacağız. Yerinde yapacaksın kardeşim. Yerinde yapmayıp yerine AVM yapıyorsanız buna da ben karşı olmalıyım yani. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Buna karşıyım. Çamlıca'daki camiye karşıyım. İlk söyleyen siyasetçiyim. Biraz önce söyledim. Caminin planlamasını, nasıl ki milli eğitim okul talebini büyükşehire iletiyorsa, Sağlık Bakanlığı nerede hastanede, nerede sağlık ocağı ihtiyacını iletiyorsa, Diyanet İşleri'nin görevi bu. Şimdi Sayın Başbakan Diyanet İşleri görevini yapıyor. Sağlık Bakanlığı görevini yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı görevini yapıyor. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Çamlıca'da yurttaşlarımızın gidip orada ibadetlerini yapma imkanları yok. Tamamen VIP. Orada belli Çamlıca'nın eteklerinde zengin kesimine hitap edecek bir saray olacak. Yani cami demem için kusuruma bakmasınlar. Cami diyemiyorum. İkincisi şu, İstanbul'un birkaç tepesi kaldı. Bu tepeler aynı zamanda İstanbul'un hava sirkülasyonunu sağlayan tepelerdir. Burayı da kapatırsanız öyle bir iyilik yapmış olmasınız, tam tersine İstanbul'a kötülük yapmış. Peki Gürsel Bey, yani şimdi camilere karşı çıkılmaz diye yavaş bir yavaş mi var, böyle bir şey olur mu? Programın sonuna da geliyoruz. Soruları söyleyeyim. Kaçıran izleyenlerimiz sormuşlar. Marmara ile ilgili ne düşünüyor? Söyledik. Gürsel Tekin Marmara'yı beğendiğini, güzel olduğu, Ecevit'ten başladığını,
Yapana da, yaptırana da, başlatana da, sonlandırana da teşekkür ettiniz. Evet. Sarıgül aday gösterilirse arkasında olur mu? Evet dedi Gürsel Tekin. Ben partimin alacağı her türlü kararı arkasındayım. Bir soru daha. Belediye Başkanı Şişli'de mutluyuz. Sarıgül Şişli'nin her şeyi orada kalsın diyor. Mustafa Bey, Sarıgül buna ne diyor? Onda Sarıgül'e sorsunlar, bana sormasınlar. Size soruyorlar. Buna Gürsel Tekin ne diyor? Şişli'de kalsın mı? O Şişli'de kalsın. Kendisi de Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olsun diyor. İster misiniz? Vatandaşımızın diyor yorumu. Elbette isterim. Büyükşehir Belediye Başkanı adayım. Neye istemeyeyim yani? Evet. Çok da açık istiyorum yani. Öyle kapalı değil yani. Sorular gelmeye devam ediyor. Çok soru var ama tekrar çok var. Sizlerle devam edebiliriz. Utku. Kürt oyları. Sizce Kürt oyları diye blok bir oy var mı? Var. Bu sizin arkanızda mı yer alır? Sarıgül'ün arkasında mı yer alır? Şimdi bunu İstanbul'da önemli bir Kürt seçmen oyu var. Yani bendeki verilere göre 2 milyonun üstünde Kürt seçmen oyu var. Daha ziyade Doğu ve Güneydoğu seçmen oyu var. Kürt seçmeni aynı zamanda en politik seçmen haline dönüştü. Bu 30 yıllık süreçten kaynaklı hepsi politize olmuş. Benim analizlerime baktığımda önemli kısmı AKP'ye oy veriyor. Yani bugüne kadar bütün seçim sonuçlarına baktığımızda blok şekilde AKP'ye oy veriyor. Ama önümüzdeki süreçte tercihleri ne olacak bilemem. Yani ben bugün böyle bir şey söylesem. Süreyya Önder aday olursa size mi olumsuz yazar yoksa AKP'ye mi? Valla şimdi o da tartışılıyor. Yani kusuruma bakmayın, şimdi gazeteci dostlarımız bana kızacaklar. Genelde böyle plazalarda analizler yapılır. Sayın Sırrı Süreyya aday olursa AKP'ye zarar verir, CHP'ye vermez. Peki siz aday olursanız yine çarşafa roze takacak mısınız bu dönemde? Hadi Bey, siz benim özgürlükçü bir insan olduğumu biliyorsunuz. Biliyorum. Yenilikçiyim, evet. Özgürlükçüyüm. Bunu sizi yermek için söylemedim. Hayır, bir şey söyleyeyim. Eleştirildiniz. Ya böyle bir eleştiri ama bu haklı bir eleştiri değildir. Yıl 97, 28 Şubat'ın en kritik döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan ve belediyede belediye başkan vekilliği yapan bir insan olarak yanımda kimlerin çalıştığını sen biliyorsun. Şimdi kamuda o çalışır mı, bu çalışır mı tartışmaları var. Ama o dönem yanımda başörtülü insanlar çalışıyordu. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Hiç kimse bu konuda beni test etmeye kalkışmasın. Peki. Kürt meselesi konusunda, özgürlükler konusunda dünyanın gelişmiş ülkelerindeki özgürlükler neyse Türkiye'de de bunu talep eden bir insanım. Yani, Alevi yurttaşlarımızın sorunları. Gürsel Tekin, Fatih'ten, Sultanbeyli'den, Ümraniye'den oy alıp oralarda hiç tereddütsüz AK Parti'yi geçeceğini iddia ediyor. Kesinlikle. Ya şunu ben çok iyi biliyorum. Sahada olan bir insan olarak söylüyorum. Tabii ki parti karar verecek. Gürsel Tekin mi, Sayın Sarıgül mü? Özellikle AKP seçmeninde en ciddi oy alacak aday ben olduğum inancı içindeyim. Çünkü bugüne mahsus değil. Yani 5 yıldır oradaki insanlarla iletişim kurup hatta bunu AKP'de özellikle 2009 yılında Sayın Başbakan'ın kırılmaz dediği çok önemli yerlerde, çok sıfır noktalarda çok yüksek oya çıkardığımı biliyorum ve rapor olarak da Sayın Genel Başkanıma getirdim. Ve Sayın Başbakan da buralarda nasıl olur da işte %4, %5'te CHP %30'lara vardı diye çok ciddi eleştirisi olmuştu. Seçmenin şu haksızlığı yapmak istemiyorum. Yani elbette tercihleri olacaktır. Ama İstanbul'daki yurttaşlarımız, özellikle biraz önce işte Sultanbeyli, Fatih, benzer yerler çok ciddi sorunlarla karşı karşıya. Sultanbeyli'de yurttaşlarımızın %80'inin mülkiyet sorunu var. Bu sorunu kim çözerse ona rayı verir. Peki şöyle bir çok net bir soru var. Diyorlar ki şimdiki CHP'nin bir numarası ve iki numarası sizi kastediyorlar. O zaman el ele verdiler, 38,5'u zor aldılar. Şimdi 38,5 yetmez belli yani. Bunu 2 kere 2 4 eder. Bunu 45'e 47'ye Gürsel Tekin nasıl çıkaracak? Yani Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir figürle birlikte yapamadığını şimdi nasıl yapacak? Ne değişti? Bu sorunun yanıtı nedir?
Çok şey değişti. Birincisi şu, 2009'da önümüzde olan çok ciddi engeller vardı. Bir tanesi İki Bey ile ilgili. Tabii İki Bey'i biz Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştük. Aslında götürüş şeklimiz yurttaşlarımızın lehine olmasına rağmen iptal edilince iktidar partisi bizim aleyhimize dönüştürdü. İkincisi yurt meselesi, pardon burs meselesi. Burs biliyorsunuz İstanbul'da yüz binlerce çocuk yurt belediyelerde burs alıyordu. Burs meselesinde yine yeni bir yasa çıkarıldı ve bu yasada belli kurumların, belli vakıfların çıkarılmasını iktidar istiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da biz de olabildikçe genişletelim dedik diye bir Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi de belediyeleri çıkarınca bu da bir sırtımıza yük kaldı. Ama şimdi gördüğümüz İki Bey'i çözeceğim diyenler İki Bey'i çözemediler. Kentsel dönüşüm dediğimiz, kentsel dönüşümde şu anda 1,5 milyon yurttaş mağdur. Bu 1,5 milyon insanın önemli kısmı %80'i, %85'i AKP oy veren seçmendir. Kentsel dönüşüm iyi gitmiyor mu? Ne gitti ki iyi gitsin? Yani iyi doğru. Gitti mesela iki tane model kentsel dönüşüm, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi Sultan Mahallesi. Kentsel, böyle bir kentsel dönüşüm olabilir mi? Siz 200 yıldır orada yaşayan Roman yurttaşlarımızı kentsel dönüşüm yapacağım diye 70 kilometre öteye götürüyorsunuz ve TOKİ evlerine sıkıştırıyorsunuz. Bir kere bu TOKİ evleri bunların sosyal yaşamlarına uygun değil. İki, Tarlabaşı. Tarlabaşındaki bütün yoksulları alıp sürgün ediyorsunuz. Bunun adına kentsel. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yerinde dönüşüm yapacağız. Sosyal yaşamlarını mutlaka göz önüne bulunduracağız. Sonuç itibariyle insanların komşuluk ilişkileri var, akrabalık ilişkileri var. Bütün bunları göz önünde bulundurarak yerinde dönüşümle Sayın Başbakan'ın evi nasıl dönüştüyse fukaranın evi de öyle dönüşecek. Peki biraz ilçeleri konuşalım. İstanbul ilçelerini çok merak ediliyor. Kürt meselesine dediniz. Politize olmuş 2 milyonun üstünde bir seçmen olduğunu söylüyorsunuz. Yani sadece yerel seçimde değil, genel seçimde bile seçimleri etkileyecek bir oran bu. %5'e tekabül ediyor Türkiye'deki seçmen seçmen sayısı itibariyle baktığınız zaman. Şimdi Kürtler 5'e etmiyor da evet. 46 milyon seçmenimiz 56 var. 56 milyon. 56'ya mı çıktı? Yani işte %4'e. Neredeyse. İyi bir oran. Şimdi çok politize oldular ve bir orada da BDP ismiyle Güneydoğu'da, işte HDP ismiyle de diğer illerde seçime girecekler. Süreçle de tabii ki politize olan yapı çok organize, çok da örgütlüler. Birbirlerine ulaşmada bir sıkıntı çekmiyorlar. Kendi güçlerini, en azından seçimlerdeki yüzdesel oran itibariyle söylüyorum, kendi güçlerini sınamak için kendi partilerine oy verirlerse bir şey gözükmüyor. Her şey normal ama AK Parti'ye verdiğini söylüyorsunuz. Ama şu seçim çözüm süreciyle birlikte baktığımız zaman Kürtlerle AK Parti'nin arasındaki açı gitgide açılıyor. Özellikle evet. Bir taraftan çözüm yapıp müsahibinde Kürtler arasında duvar örmek ya da ne bileyim ufak bir talepleri olduğu zaman bunun aynı eski devlet refleksiyle şiddetle bastırılması Kürtlerle AK Parti arasında bir açı oluşturuyor. Ama bunlar CHP'ye de çok uzaklar. Evet. CHP'ye de çok yaklaşamıyorlar. Sonuçta bir CHP'li adaya İstanbul'daki Kürt'ün oy vermesi çok kolay gözükmüyor. Bunu siz kolaylaştırabilir misiniz? Hayır, çok kolay, çok kolay. Yerel seçimlerle genel seçimler hep farklı olmuştur. İşte 2009'da da %38 gibi oy almamızın temel sebebi biraz da bu. Yani kentte yaşayan yurttaşlarımızın beklentileri daha farklı. BDP'ye gelince BDP İstanbul'daki Kürt seçmenlerinin önemli kısmını temsil etmiyor. Yani önemli kısmı ne yazık ki AKP'de şu anda. Keşke temsil edebilse. Yani o konuda hiçbir sakınca yok, bir sıkıntı da yok. Kendileri seçime girecekler mi, girmeyecekler onu bilemiyorum. Tabii önümüzdeki süreçte bunu gösterecek. Ama aynı zamanda doğuda, güneydoğuda gelen insanlar kente adapte olmuş insanlardır. İşte evi var, yurdu var, AVM'si var, otelleri var. Aynı zamanda bir İstanbulluk kimliğiyle de kendilerini ifade etmek istiyorlar. Doğrusu önümüzdeki süreçte yerel seçimlerde tercihlerinin önemli şekilde değişebileceği inancı içindeyim. 2009'da kısmen değişti ama 2014'te çok değişecek. Çok küçük bir Kürt seçmene ait bir şeydir galiba. Çünkü yani sonuçta göç edip İstanbul'a gelen
yarı kalıcı olma ihtimali olan insanların hepsinin muhtemelen söylediğiniz o 2010'luk seçmen kitlesi içinde yarısından fazlası budur. İşte gündelik tabii işlerde yani, çalışan insanlar. Tabii ki önemlisi, önemli kısmı yoksul. Örneğin son dönemlerde mesela Van depreminden sonra çok önemli bir göç alındı. Van'da gelen bir göç var. Halen o sorunlar var. İstanbul'un çeperlerine gidip baktığınızda o yoksullukla, sefaletle insanların mücadele ettiğini, insan pazarlarındaki önemli kısmı insanlarımızın günlük gömleği ile çalıştığını hepimiz görüyoruz. Bu İstanbul'un en önemli sorunlarından bir tanesi. Ama yerel seçimde bu tercihler değişebilir. Yani onu görüyorum. Peki ilçeleri konuşalım. İstanbul'da 12 ilçe CHP'nin elinde. 13 oldu. 13 oldu. Şeyle, Şişli ile beraber. Önümüzdeki seçimlerde sizin tahmininiz var mı ilçeler konusunda? Böyle hızlı gidelim. Tabii tabii. 2009'da 20 olarak söylemiştim, bu kamuoyuna da yansıdı. 8 tanesi çok az oyla kaybettik. İşte Beykoz gibi, Eyüp gibi benzer ilçelerde. Şimdi benim kişisel olarak benim yapmış olduğum çalışmada rahatlıkla 22 ilçe alınabilir. 22. Hı hı. Mevcut belediye başkanlarıyla tamam mı, devam mı? Bilemem, buna parti karar verecek. Yani sizin önünüze gelen ankette siz de partinin genel başkan yardımcısınız. Yani anket şöyle, mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü yerde anket yapmanın bir anlam ifade etmeyeceğini biliyoruz. O açıda anket daha çok böyle kritik dönemlerde, işte örneğin Tuzla'da geçen dönem 700 oyla kaybetmişiz. Anket buralarda denenebilir ama merkez yerlerde çok anketi denemenin gereği yok. Çünkü kurumsal kimlik çok önde. Sizde de böyle 3. dönem artık yeter dediğiniz düşünce oluşuyor mu? Bir dönemimiz yok ama öyle tüzükte bir şey yok. Yani çünkü bayağı, mesela Kadıköy Belediye Başkanı 4. mü 5. dönem belediye başkanı adayı tekrar. AKP'de de var yani 4-5 dönem bildiğimiz birçok belediye başkanları var. Peki o arada soracaktık, atladık. Yani Sarıgül'e soruldu. Sarıgül de bir espri yaptı ama herkes ciddiye aldığı için siyasi polemik konusu oldu. Belediye başkanı olursanız Recep Tayyip Erdoğan'la nasıl çalışacaksınız? Sayın Başbakan'la, herkesle çalışırım. İstanbul'un parasal sorunu yok. İstanbul'un yönetsel sorunu var. Onun için İstanbul'un herhangi bir paraya ihtiyacı yok. İstanbul'un şu sorunu var. Bunu hükümete ihtiyaç olmayacak. Elbette yok. Yönde. İstanbul devasa bir şehir. Yani 100 milyar dolar yandaşlarınıza rant sağlıyorsanız, bu 100 milyar doların önemli kısmını İstanbul'un hizmetine sunduğunuzda bugün İstanbul dünyanın en yaşanabilir kenti haline dönüşebilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birçok yetkisi var belediye hesabı. İşte biraz önce ifade ettim. Bütün bunların yeniden ele alınması lazım. Bu sadece İstanbul için geçerli olan bir şey değil. Ankara için de, İzmir için de, Eskişehir için de geçerli olan. Çok somut sorular söyleyeyim çok... mesela. Çok somut sorular. Başbakan AKM'yi yıkacağım dedi. Kapattılar, orada duruyor şimdi. Yani ben belediye başkanı olsaydım İstanbul'da en azından 10 tane AKM olurdu. 11.si de yıkılsın, önemli değil. Bugüne kadar 20 yıllık bir süreç içerisinde İstanbul gibi devasa bir şehirde eğer 10 tane 15 tane AKM yapamamışsanız doğal olarak insanlar karşı çıkacaktır buna. Siz 10 tane AKM yapmış olsaydınız yani hiç kimse itiraz etmeyecek. Mesela işte Gezi Parkı meselesi. Belediye başkanı olursam İstanbul halkıyla beraber sorun olmaz, merak etmeyin. Beyoğlu'nu kim alır sizin parti adaylığı? Gülseren Hanım mı, Aylin Hanım mı? Şimdi kim alır üzerine birçok aday arkadaşımız var. Yani sadece iki ismi söylerseniz öbür aday arkadaşlarımıza da haksızlık yapmış oluruz. Oralarda da çok kritik ilçeler, çünkü aynı zamanda biraz önce Tuzla örneği gibi çok az oyla kaybetmiş olduğumuz yerlerdir. Belki kamu yoklamaları işte buradan devreye girecek. Şu anda arkadaşlarımız mutlaka sorgulanıyordur komisyonda. Arkadaşlarımız çok hassasiyet içerisinde çalışıyor. Ama kim önde bilemiyorum şu an. Şimdi İstanbul'da en önemli ilçelerden birisi de Beyoğlu. Beyoğlu'na da Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil şu anda aday. Aday adayı. Anketlerde de çok önde çıkıyor. Yani sık sık yapılan anketleri inceliyorum. Orada özellikle önem verdiğim ve takip ettiğim ilçelerden birisi. Siz Aylin Kotil'in adaylığı ya da belediye başkanlığına nasıl bakıyorsunuz? Efendim, eğer anketlerde
Sayın Kotil çıkacaksa neden olmasın? Çünkü bakın biz bu kadar medeni bir toplumda insanlar evlenebilir, ayrılabilir. Şu anda hanımefendi evlenmiş, eşi var. Yani bu cümleler de çok incitici cümlelerdir. Bunlar çok hoş şeyler değildir. Sonuç itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinde gelen bir kardeşimizdir. Beyoğlu'nda kamu yoklamalarında çıkıyorsa neden olmasın? Peki, Vali Coş. Evet. Türkiye'nin bir başka gündemi, onu konuşalım. Sayın Başbakan, bir kere önce Adana'yı çok seviyorum. Yani çok gidip geliyorum. Adana'yı biz kebabıyla ünlü bilirdik. Şimdi valisiyle ünlü bir il haline dönüştü. Sayın Başbakan bugün herhalde ya bu bir kamu görevlisinin kullanamayacağı cümlelerdir. Bir düzeltme beklerken Sayın Başbakan sahip çıktı. Demek ki çok başarılı. Ama konuşmasını o zaman da yanlış buldu tabii. Onu da söyleyelim. Yani konu yaptığı efendim, konu Vali Coş'un yapmış olduklarını yanlış buldu. Ama bir özür diye bir şey vardır. Yani çıkarsınız. Her insan hata yapabilir. Özür dilersiniz. Özür de dilemiyorsanız, bunu meşrulaştırırsanız, bir kamu görevlisinin bunu meşrulaştırması kabul edilir değil. Sayın Başbakan çok başarılı buluyorsa, inşallah ben Sayın Başbakan'a öneriyorum İstanbul'a getirsin. Çünkü İstanbul'da çok ciddi sorunlar var. Sayın Coş'u İstanbul'a istiyoruz. Siz İstanbul valisi. Çünkü Sayın Coş nereden görev yaptıysa CHP orada pik yaptı kardeşim. İnşallah Adana'yı da alıyoruz. Peki orada biraz yerel siyasetçiyle size valinin arasındaki... Yani. Kesinlikle yani. Bakın Kırıkkale, Kırklareli, daha sonra Aydın, şimdi Adana inşallah. Yakında İstanbul'a gelirse İstanbul'da alacak. Hüseyin Bey, o konuda şimdi valiyle bu belediye başkanı arasında bir tartışma yaşandı. Oradan geçerken vali alkışlar, işte yuhalamalar, Allah belanı versin gibi ifadeler. Valinin yapmış olduğu şey çok acayip bir sıkıntılı bir durum. Yani dönüp de arabadan inmesi, bir şehri yöneten bir valinin aşağı inip getirin bana onu demesi, o çirkin ifadeyle. Bunlar ayrı. Biraz orada bir yerelle şehrin valisi arasında bir çatışma gibi gözüküyor. Tabii ki bu sonuç aslında. Yani bugün sadece o gün yaşanan bir olay değildir. Yani niye İzmir valisine değil, niye mesela Ankara valisine yapılmıyor da sayın valiye yapılıyor? Sayın valiyle mevcut yerel yöneticiler arasında çok hemen hemen her gün gazetelere baktığınızda Adana gazetelerinde karşılıklı bir kavga var. Kendi milletvekiliyle. Tabii kendi milletvekilleri bugün AKP milletvekilinin daha önce de sayın valiyle ilgili ben dinleniyorum, beyanları var. Kamu görevlileri yurttaşlarımızın güvenliğinden sorumludur. Onları ayrıştırmak için değildir. Yani vali, emniyet müdürünün temel görevi elbette siyasal düşüncesi olur. Siyasal düşüncesini ancak sandıkta ifade edebilir. Sandığın dışında ifade ediyorsa demokrasiden geldiğimiz duruma bakın Allah aşkına. Şimdi Adana Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkanı Sayın Topbaş herhangi bir yere gitmek için ne yapması gerekiyor biliyor musun? Validen izin alması gerekiyor. Böyle bir demokrasi olur mu? Gelin bunları sorgulayalım. Kim getirdi bu demokrasiyi? Türkiye'de? Efendim kim getirdiyse. Ya da bugüne kadar niye bir öneri yapılmadı? Olmuyor, değişmiyor. Değişmiyor. Sayın Başbakan'ın kendisinin belediye başkanı olduğu dönemde Bağdat Caddesi'nde Tarım Bakanlığı'nın bir yeri vardı, satışa çıkarılmıştı. Sayın Başbakan'ın şöyle bir demeci vardı. Ankara elini İstanbul'dan çek. Ben de diyorum ki Ankara elini belediyelerin üstünde çek diyorum. Peki bir başka bir tartışma, onu da konuşalım. Sayın Arınç'la Başbakan'ın arasındaki tartışma, yani Arınç'ın açıklamaları, Başbakan'ın o konu, o açıklamalara biz kendi aramızda konuşuruz demesi. Siz deneyimli bir siyasetçisiniz. Şimdi hiç kuşku yok ki şöyle diyecektim. Partinin iç sorunudur. Ben girmeyeyim. Tarz belki bir açıklama yapacak. Hayır, tam tersine niye girmeyeyim? Yani yok, CHP, bu iş nereye gider? Mesele sonuç. CHP olunca hiç kimse ya bir abi kardeş ilişkisidir, partinin iç meselesidir demiyor. Gazetelerde ertesi gün sür manşetlerde çatlak, kavga, patlak bu tür haberlerle karşılaşıyoruz. Şimdi Sayın Arınç'a gerçekten üzülüyorum. Sadece bugüne mahsus değil. Sayın Arınç defalarca Sayın Başbakan tarafında azarlanmış. Olabilir tabii ki kendi iş meseleleri. Ama siyasal nezaket içerisinde insanların farklı düşüncelerini ifade etmesi o ülkede demokrasi için büyük bir zenginliktir.
Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi bir askeri disiplin içerisinde. Yani biz de korkuyoruz. Ya bir partimizde herhangi bir arkadaşımızın yanlışını söylemeye korkuyoruz. Çünkü sokağa iniyorsun. Ya siz de AKP gibi olun. Bu doğru değildir. Sayın Arınç da düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilmeli. Sayın Başbakan buna tahammül edebilmeli. Ben Sayın Genel Başkan'ı rahatlıkla eleştirebilmeliyim. MHP'li kendi genel başkanını arka kapılarda eleştirilmemeli. Şimdi siyaseti siz kulislerde görüyorsunuz. Gidin meclise herkes kuskus. Ya niye kuskus birbirinize kardeşim? Açık yüreklikle ifade edin. Bu açıda Sayın Arınç'ın cümleleri kabul edilmesi gereken cümlelerdir. Ama Sayın Başbakan'ın tarzı bu olunca tabii maalesef bir model haline dönüştü. Biz bile kendi partimizde herhangi bir insanı eleştiremez duruma geldik. Yani. Ben son sorumu sorayım, sonra sizlerin sorularıyla bitirelim. Evet. Mustafa Sarıgül geçen bir konuşmasında az önce Deniz'in ya da Twitter'dan gelen sorunun aynısını ona da sordu gazeteci arkadaşımız. İstanbul'la belediye başkanı olması halinde Ankara ile uyumu sordu. O da Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu, artık İstanbul'dan elini çekeceğini falan söyledi. Yani uyum devam edecek, dünya liderliği hakkını teslim etti bir bakıma. Siz tepki gösterdiniz. Ama evet. Sizden önce Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Bir kişi kendi kendine dünya lideri olduğunu söyler mi? Diyerek başbakanı eleştirdi. Oysa diyen yeni en taze CHP'li Mustafa Sarıgül'dü. Fakat tepki şurada geliyor. Diyorlar ki Gürsel Tekin daha net bir tepki koydu. En azından işte böyle diyen bir kişi aklını peynir ekmekle yemiş olmalı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu farklı bir açıklama yaptı. Birbirine karşı ikisi farklı. Ben şunu söyleyeyim. Keşke dünya lideri olabilseydi. Bunu da açıklıkla burada ifade edebilirdim. Dün Sayın Başbakan'ın bir gazetede demeci vardı. Muharrem ayıdır biliyorsun, Muharrem ayından dolayı. Alevi yurttaşlarımızın galiba gönlünü almak için evet. Torunum olacak. Allah bağışlasın kendisine. İsmini de Ali koyacağım demişti. Ama Sayın Başbakan daha 3 ay 5 ay önce Ali Osman'ın polis şoplarıyla öldürüldüğünü herhalde unutmuştu. O da bir Alevi çocuğuydu. Bir göz ağlarken bir gözü güldüremezsiniz. Sayın Başbakan bir gözü ağlatırken dünya lideri olarak benim kabul etmem mümkün değildir. Keşke olabilseydi. Ama Mustafa Sarıgül görmüyor mu? Sayın Sarıgül düzeltti şaka, ama ben şaka da mı yaptım? Ben espri yaptım dedi. Yani olabilir bir bu yani. Ama evet. Sayın Başbakan'ın dünya lideri olabilmesi için toplumsal barışı sağlaması gerekirdi. Toplumsal barışı Sayın Başbakan çok enteresan. Tabii geçmiş yıllarda da benzer şeyler vardı. %50 %50. Yani balkonda konuşması vardı Sayın Başbakan'ın. 76 milyonun başbakanıyım. Seçimler bittikten sonra 76 milyonun başbakanısınız. %50 %50. Bizim belediye, sizin belediye diye ayrıştırdığınız andan itibaren bırakın dünya lideri. Evet, son soruları alalım Utku. Siz Sayın Sarıgül'ün AKP'yi eleştirmediğini mi düşünüyorsunuz yeterince? Vallahi Sayın Sarıgül'ün bugüne kadar AKP ile ilgili en azından bizim somut, ya birine hakaret etmek için değil ama olup bitenlerle ilgili, İstanbul'daki bu rantla ilgili Sayın Sarıgül'ün daha somut ifadelerini göremedim. İnşallah bundan sonra göreceğim. İkincisi, ben AKP diyorum, Sayın Genel Başkan AKP diyor, Sayın Sarıgül AK Parti diyor. Keşke, bakın burada da bir başka tartışma. Ya bir siyasi parti tüzüğünde çok açık. Adalet Kalkınma Partisi. Şimdi bundan ne bahis var? Niçin buradan böyle bir ısrarla Sayın Başbakan dayakla önce gazetecileri döverek AK Parti yaptı. Sonra siyasetçileri. Şimdi keşke AK olsaydı. AK olmadığı için AK diyemiyorum. Hayır, Sayın Sarıgül derhalde bundan sonra AKP diyecek. Aslında söylediğiniz, sizin söyleminiz çelişkili. Yani neden? Tüzükte geçen adamlar diyorlar ki benim ismim AK Parti. Adalet ve Kalkınma Partisi. Adalet. Bak, hayır, şimdi ama Cumhuriyet Halk Partisi. Ne yapalım partisi. Şimdi P'sini at. AK Parti diye kısaltılmış hali orada Hadi Bey ne açıklıyor. Zaman kuruldu? AKP şimdi ne benim zaman? İsmim, benim pardon, ismim bir şey söyleyeyim. Ne? Gürsel Bey, benim ismim ne? Hadi Özışık. Evet. Şimdi siz bana diyorsunuz ki yok, senin ismin Hadi Özışık değil. Yani adam diyor ki benim ismim AK Parti. Hadi Bey. Kimin lafı geçer? Ne olursunuz 2001 yılından itibaren 2008 yılına kadar bu mesele var mıydı?
Hiç rahatsız oldu mu? Bütün yazılarınıza bakın AKP diye yazmışsınız. Hayır, ben hiç AKP diye yazmadım. Bütününe bakın. Bütün gazetelere iddia giriyorum, 2007'ye kadar bütün büyük gazeteler AKP diye yazıyordu. Şimdi 2007'ye kadar bir sıkıntı duymayacaksınız. Sonra ne olduysa ansızın Deniz Fener'inden sonra böyle bir sıkıntı başladı. Yok ısrarla adım ayrı. Tartışma 2003-2004'te yaşandı. Ben de iyi biliyorum. 2003-2004'te yaşandı. 2007 yılına kadar gazetelere bakın. Seçim bitene kadar AK bütün gazetelerde ismi, AKP yazılıyor. AK Parti isim tartışması 2004'te Efendim itiraz etmiyorum. Ha şöyle adam bir şey. Diyor ki benim adım AK Parti. Efendim bir kurulta yapsınlar. Tüzük değişikliğiyle AK Parti olarak geçsinler. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kısaltılmış AKP'dir. Deniz, AK Parti'nin ismi müracaatında ne gözüküyor? Neyse AKP çok buraya bu kısaltma tekniğiyle ilgili bir tartışma aslında. Ama senin söylediğin önemli. Yani benim adım Deniz ve Denizli. Benim işte 12 yaşına kadar nüfus cüzdanımda adım Yavuz'du. Ama herkes Deniz diyordu. Efendim iktidar kendisini öyle beğendi. Bir gün ben de öğretmenle kavga ettim yani. O bana sürekli Yavuz diyordu. Ben de benim adım Deniz diyordum. O da işte kağıtta Yavuz yazıyor, ne yapayım dedi. Ha çift isim. Hayır çift isim değil. Öyle mi ha şeyde yazıyor? Çift isim değil. Yani nüfus cüzdanıma Yavuz yazmışlar ama herkes beni Deniz diyebiliyor. Ne sakıncası var? Şimdi, yani AKP demenin doğrusu ben anlamaktan zorluk çekiyorum. Konuda, hayır bence de bir sakıncası yok. Ne var o zaman? Niye bu kadar adam dövdüler ya gazeteci? Mülk sahibi benim apartmanımın adı. Ama galiba böyle kullanmıyor diye gazetecileri haklı. Yani baskı yaptılar. Kullanıyor mu kullanmıyor diye bir dönem baskı yapıyor. Herkes var mı bilmiyorum. 2007 yılına kadar... Sadece merkez medya değil, aynı zamanda iktidara yakın gazetelerin tamamına bakın, AKP diye yazılıyor. Ben bir teknik bir soru soracağım. Hızlı bitirelim. Tabii teknik bir soru soracağım. Sorular değil şimdi mi? Gülsel Tekin aslında iyi bir belediyeci. Yani bütün siyasi kimliğinin dışında Kadıköy'de ciddi anlamda deneyimleri var. Sarıgül'ün Şişli performansını nasıl buluyorsunuz? Mesela en ciddi eleştiri Şişli'de ne yaptı ki Büyükşehir'de ne yapacak? Şimdi bana bütün belediyelerimi sorarsanız kendi belediyelerimle ilgili benim tarafsız bir yorum yapmamı beklemeyin. Önce onu söyleyeyim. Şunu, belediyelerde önümüzdeki süreçte beklememiz gereken en kritik soru, yapılması gereken. Bütün gazetecilere yalvarıyorum. Bakın siz de bu ülkede yaşıyorsunuz. Niye şeffaf belediye olamıyoruz? Niye hesap verebilir belediye olamıyoruz? Çok basit, çok kolay. Arındırmadığımız sürece... Siyasetin kirlilik merkezi belediyelerdir. Bunu altını çizerek söylüyorum. Hangi parti üstüne alınacaksa alınsın. Siyasetin kirlilik merkezlerini arındırırsak Türk siyasetine büyük katkı sunmuş oluruz diye düşünüyorum. O açıda benim şimdi şu belediye bu belediye diye kıyaslamam mümkün değildir. 2005 yılında. Efendim 2005 yılından itibaren belediye yasası yani büyükşehir belediye yasalarıyla ilçe belediyelerinin yetkilerinin tamamı Büyükşehir'e alındı. Sadece ilçe belediyelerin şu andaki yetkileri ne biliyor musun? Sokak temizlemek, yeşil. Hayır, rakibinize iyi bir belediyecidir. Hayır, şimdi Gülsel elbette ya iyi belediyeci olmasa bu duruma gelir mi? Şimdi bu kadar tartışılıyorsa demek ki bir keramet vardır yani. Ama bu CHP'li olmadan ama şey konusunda yani planlama konusunda daha önce de söyledim. Bizim belediyelerimiz de Sayın Sarıgül'de daha net bir duruş sergileyebilirdi. Bu konuda bütün belediyelerin zaafları var. Evet. Bitmediğiniz soru sormak tabii istiyorum. Kısa tabii cevap. Kısa soru kısa cevap. Birazcık kısa, uzun olacak çünkü. Yorum yapma sen zaten programın yarısını sen götür. Ne güzel. Şimdi Sarıgül'ün CHP'ye geldikten sonra yani yerel seçimlerde kazanır kazanamaz. Kazanırsa şık belli. A şıkkı var. Başkan olur. Şimdi şunu söyleyeyim. Kim aday olursa Cumhuriyet Halk Partisi yok, İstanbul'da iktidardır. Buna emin olabilirsin. Onu sormayacağım. Yani ben başka bir şey soracağım. Kim olursa. Kazanamazsa kısmıyla. Ben buna emin olun. Anketler böyle demiyor. Kazanamaz. Hangi anket? Kim anket firmaları kim? Ya Allah aşkına. Bir gün bana anket firmalarını çağırın onlarla konuşayım. Güzel Bey ben kazanamayacağım. Anket firmaları kamuda iş yapıyorsa, belediyede iş yapıyorsa bağımsızlığını kaybetmiştir. Kazanamaması halindeki tablo üzerinden bir yorum yapmak istiyorum. O yorumu size soracağım tabii ki. Burada biraz CHP uzmanlığımı da konuşturacağım. Tabii. Bir dönem önce Sarıgül'ün aday olduğu kongredeydim. Sonuç itibariyle Önder Sava ve Eşref Erdem diye iki örgütçü rafine delegeleri oluşturmuştu. Getirmişlerdi o spor salonuna. Deniz Baykal gibi bir aday vardı karşısında partinin mutlak hakimi. Oraya gelen çift rafine olmuş delegenin 5'te 2'sinin oyunu aldı o kötü koşullarda. Kendinin salona girişi, bugüne kadar medyada çıkan Sarıgül'le ilgili yorumlar, haberler de dahil olmak üzere söylüyorum.
o zor koşullar altında o rafine delegenin, Baykalcı Önder Savcı, Eşref Erdemci delegenin 5'te 2'sinin oyunu almak müthiş bir başarı. Evet. CHP gibi çok politik bir tabandan söz ediyorum. Yani kimliğini çok kıymetli bulan bir siyasi soruya gelelim. Şimdi diyorsunuz genel başkanlık sorunu yok. Sarıgül genel başkan olmak istiyor. Yani bu sorunu yaşamayacak mı CHP? Efendim, bir siyasi partide genel başkan olmak herkesin hakkı. Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyseniz bu çabanız, bu beceriniz varsa olacaksınız ki bir silahla engelleyecek değiliz. Çünkü şu anda önümüzdeki süreçte de Sayın Kılıçdaroğlu'nu değiştirebilecek bir figürü göremiyorum. Peki. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bütün soruları Twitter üzerinden özellikle meslektaşlarımız tarafından bize yapılan yorumlar var. Aslı Aydın Taşbaş ve bizi takip eden herkes bizim tarafsız bir yayın yaptığımız konusunda hakkımızı teslim etmişler. Zor soruları özledik demişler. Deniz'in soruları da zormuş. Öyle bir yorum yapmışlar. Ben, Aslı olsaydı zor sorular sorardı. Ben Melih Gökçe'ye de zor sorular sordum. Arkadaş Hüseyin Çelik'e de zor sorular sordum. Hadi Bey şöyle yapalım. Yani mümkünse önümüzdeki süreçte bir diyaloğun oluşabilmesi için. Şimdi çok ağır şeyler de söyledim. Haklı olarak şimdi bizi dinleyen insanlar ya atıp gidiyor falan. İktidar yetkilileri de gelsin. Hep beraber konuşalım ya. Getiririz. Önümüzdeki bakın bir kent seçime gidiyoruz. Muhalefetle birlikte çıkmıyorlar. Niye biz insan yok, çıkıyorlar. Aslında CHP'liler bizim TGRT'ye yandaş damgası vurup çıkıyorlar. Hayır, İktidar Partisi. Şunu söyleyeyim. Yani. Yani. Karşılıklı konuşalım. Yani belki yanlışlarımız var. Yani söylemiş olduğumuz şeylerde ya kardeşim siz söylediğin doğru değildir demeye imkanı olsun. Deniz'in dediği onlardan. Gibi talimat var. Çıkmıyorlar. Demokrasi evet. Nasıl geliştireceğiz müzakere olmasa? Öyle bir derdimiz yok. Evet, Sedat'la ilgili şöyle rahmetli Mehmet Ali Birand'ı anarak kapatalım. Sedat uzatınca o aklıma geldi. Program uzatıldığında Mehmet Ali abi evet diye araya girerdi. Allah rahmet evetlerimiz etsin. De Sedat'a etmedi. Savaş abiyi de rahmetle anıyoruz. Evet. Çok bir şekilde kaybettik. Evet. Vahim bir şeyde hastanede yattı. Ve ani ölümü bizi hepimizi şaşırttı. Savaş abiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok teşekkür ederim Deniz, Sedat, Utku çok teşekkür ederim katkılarınız için. Gürsel Bey çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Efendim bugün de bir programımızın basın odasının sonuna geldik. Haftaya bir başka konukla karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.